Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Altın silsilenin altın halkalarını sizlere tanıttığımız programımızda yeniden karşınızdayız. Yine stüdyomuzda çok kıymetli hocamız Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi bizlerle birlikte ve hocamız da bugün Nakşibendi tarikatının kurucusu, Nakşibend Hazretlerinin, Şah-ı Nakşibend'in damadı ve en büyük halifesi Alaaddin Attar Hazretlerini, Hacı Yakub-u Çerhi Hazretlerini ve Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edecek hocamız. Onları kısa sürede de olsa, bir nebze de olsa onların hayatlarından bir noktaya dokunmak için sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde anlatmak, dinleyenlerimize de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Amin inşallah. Tabii önemli olan ibret almak. Rabbim Celle Celaluhu ibret alanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Evet, Alaaddin Attar Hazretleri, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden sonra onun en büyük halifesi, aynı zamanda da damadı evet. Olan bir zattır. Tabii çok soylu ve tanınmış bir aileye mensup. Babası Buhara'nın ileri gelenlerinden, çok zenginlerinden. Evet, tabii zengin bir aileden geliyor. Fakat tabii dervişliğe meyilliydi. Babası vefat ettiğinde çok büyük bir servet bıraktı, çok büyük bir mal bıraktı. Ama o maldan, yani tabiri caizse bir kuruş bile almadı. Hepsini bıraktı. Kardeşlerine, abilerine bıraktı. Kendisi de tabii ilim öğrenmek yolunda Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine talebe olmayı arzu etti ve Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine geldi. Evet. Talebeliğe kabulünü kendisinden rica etti. Tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretleri de nazar etti, buyurdu ki evladım dedi. Bizim yolumuzda dedi çeşitli mihnetler vardır, sıkıntılar vardır. Yani dünyayı ve nefsini terk etmek vardır. Sen yani bunları göze alabilecek misin? Bunları yapabilecek misin? Yaparım biiznillah dedi. Ve tüm imtihanları da hakikaten başarıyla verdi. Yani kolay değil, düşünün. Varlıklı bir aileden geliyorsun ama bütün bu dünyevi nimetleri hepsini bir kenara itiyorsun. Medresede ilimle, irfanla meşgul olmaya başlıyorsun. Her türlü sosyal imkanlardan diyelim tabiri evet. caizse uzak, derdin sırf Allah için olmak üzere böyle bir yola giriyorsun. Ve elhamdülillah bunu da üstesinden geldi, bunu da becerdi ve bunu da başardı. Tabii Buhara medreselerinde ilim tahsil etmeye başladı. Tabii bir yandan da Şah-ı Nakşibendi Hazretleri sohbetlerine devam ediyor. Hem ilim tahsil ediyor, zahiri taraftan, bir taraftan da batini taraftan Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin sohbetlerine iştirak ediyor. Ama tabii ilimde öyle bir başarılı, güzel ahlakı, zahidane yaşayışı tabii herkesin dikkatini çektiği gibi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin de dikkatini çekiyor. Ve onun o güzel ahlakı, onun o edebi, onun o ilmi olan aşkı, iştiyakı ve başarısı sebebiyle de Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne damat olma devletine, şerefine ermiş oluyor. Evet. Tabii bununla alakalı, yani evliliğiyle alakalı rivayet edilir ki Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bir keresinde hanımına dedi ki kızımız dedi, yani pak bir kızı var, kerimesi var. Buluğ çağına erişince, evlilik çağına gelince benim haberim olsun. Neyse tabii o vakit geldiği zaman durumu hanımı Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne arz etti. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri de bakın bir kız babası kalkıyor Buhara'ya gidiyor. Ve Alaaddin Attar'ın ders yaptığı odaya giriyor. Bakıyor ki rahlesinin başında oturmuş ders çalışıyor. Ama bir şeysi yok. Eski bir hasır üzerinde ders çalışıyor. Üzerine örttüğü bir keçesi var. Orada bir ibriği var. Yani dünyalık bir şey yok. Neyse geldi. Tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretleri görünce hemen kalktı, elini öptü, buyur etti. Tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretleri dedi ki, evladım dedi. Benim evlenecek çağda bir kızım var. Eğer kabul edersen seninle nikahlamak istiyorum dedi. Öyle deyince Alaaddin Attar Hazretleri çok utandı, çok mahcup oldu. Ama bir taraftan da tabii çok memnun oldu. Neden? Yani kızını verecek kadar demek ki ona güveniyor. Evet. Onu takdir ediyor. Ama diğer taraftan da hiçbir şey yok. Bir varlığı yok. Yani var ama onların hepsini ne yapmış? Kardeşlerine bırakmış. Kendisi almamış. Dedi ki Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine, efendim dedi, yani bu teklif benim için çok büyük bir lütuftur, büyük bir şereftir, büyük bir devlettir dedi. Lakin ne dünyalık bir şeyim var, ne de dedi evimi geçindirecek bir maişetim, bir gelirim var dedi.
Yani durumu da arz etti. Tamam kızını veriyorsun, çok memnun oldum ama yani ben bunu geçindirecek imkanım, durumum yok. Bir ticaretim yok, çalışmıyorum, ilim tahsil ediyorum. Bunun üzerine tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ki adeta yani kader sırrına vukufiyetini izhar eden bir söz. Ona dedi ki evladım, kızım sana, sen de kızıma mukadder ve müyessersin. Ha, sizin takdir olunan rızkınızı efendim gaybın hazinesinden verecek olan da Allah'tır. Onun için dedi bu konuda telaş etme ve üzülmene de gerek yok dedi. Ve böylece kısa zamanda tabii izdivaç gerçekleşti. Çok mutlu, güzel bir evlilikleri oluyor. 4 tane de çocuklar oldu. Hepsi de ilim ehli, hacelik payesine efendim erişmiş olan kimseler oldular. Tabii Alaaddin Attar Hazretleri ilmini ikmal edince Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin emriyle medreseden dedi gel bakalım artık. Onun emriyle geldi ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yanında manevi eğitimi almaya başladı. Şimdi Alaaddin Attar her ne kadar orada malını mülkünü bıraktıysa da yani bir soylu aileden gelme, bir zenginlik, efendime söyleyeyim yaşamış olmanın verdiği bir durum söz konusu. Onun için yani o gelen, o aileden gelen zenginlik gururunu, o benlik duygusunu yok etmek için tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri onu elma satmaya memur etti. Evet. Evladım dedi bir küfe elma alacaksın, gideceksin, onu dedi abilerinin oturduğu mahallede satacaksın dedi. Alaaddin Attar Hazretleri tabi derhal hiç itiraz etmeden hemen efendim bir küfe elma aldı ve gitti o mahallede satmaya başladı. Satıyor ama şimdi abileri de bunu görünce çok daraldılar, sıkıldılar. Ya dediler bu çocuk ne yapıyor, bizi rezil mi edecek filan. Ama tabi Alaaddin Attar Hazretleri işine bakıyor, yoluna devam ediyor. Onun efendim abileri böyle demiş, akrabaları böyle söylemiş. Onun derdi o değil. Onun derdine Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne buyuruyor. O gönül sultanının gönlüne, gözüne girebilirse onun derdi o. Tamam. Ona bakıyor. Ve tabii daha sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ki evladım şimdi de dedi elmayı abilerinin, o kardeşlerinin dükkanlarını orada satacaksın. Yani oturduğu muhit. Ayrı ama bir de dükkanlarının evet, söyleyeyim, bulunduğu yer var. Çarşı artık neyse. Neyse oraya gitti. Orada satmaya başladı. Ama bu sefer şimdi tabii tacir arkadaşları, tüccar komşuları bakıyorlar. Aa bu ne yapıyor ya filan. Bu sefer geldiler çektiler kenara. Dediler sen ne yapıyorsun? Derdin paraysa, para lazımsa verelim sana. Al dediler bak senin efendim sana düşen miras da burada duruyor. Hepsini kuruşu kuruşuna sana verelim. Ama dediler ya bizi rezil ediyorsun. Bırak bu işi. Dedi ki böyle böyle ben dedi şeyhimin emri var. Ben dedi bunu satacağım. Size ne ya? Sizden para istemiyorum, pul istemiyorum. Ben rezil olmuyorum da sen niye rezil oluyorsun yani? Hani bu rezil olmak ise. Ne oluyor sana? Ben de aynı kardeşiz. Dediler sen laf anlamayacaksın herhalde. Küfeyi elinden aldılar, biraz da hırpaladılar. Ama Alaaddin Attar Hazretleri umurunda bile değil. Yani o vurmuşlar, dövmüşler, sövmüşler fark etmiyor. Eğer şeyhi razıysa, eğer memnunsa, aferin evladım dediğimi yapıyorsun, efendim imtihanı geçiyorsun dediyse, diyecekse, onun için en büyük devlet, en büyük mutluluk, huzur o zaten. Ve neticede tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri de artık dedi bu iş tamam dedi ve elma satma işini bıraktırdı. Tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri Alaaddin Attar Hazretleri'ni yanından ayırmadı. Dolayısıyla onun tabii manevi terbiyesiyle meşgul oldu. Sık sık ona teveccüh buyurdu, manen yükseldi. Bu arada tabii soruyorlar hep yanında ya, yani niye yanından ayırmıyorsun deyince o mübarek de yani Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam hakkında söylediği sözü söylüyor. Niye ayırmıyorum? Onu kurt yemesinden korkuyorum diyor. Yani böyle demekle onun hem ona ne kadar sevgisi olduğunu beyan ediyor hem de demek ki kıskanılan birisi, kötülük gelebilir ama ileride de ne var istikbalde bunda çok büyük bir gelecek var. Yani bu anlaşılıyor. Tabi Alaaddin Attar Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne damat olunca artık tabi Ehl-i Beyt'ten olmuş oldu. Bu sefer o saadet haneye rahat rahat giriyor çıkıyor. Bu sefer yani düşün koskoca Şah-ı Nakşibend dünyanın bir ucundan gelip elini öpmek, yüzünü görmek, duasını almak için insanlar can atarken Alaaddin Attar Hazretleri öyle bir devlete mazhar oldu ki rahat rahat o eve giriyor, rahat rahat konuşuyor. Efendim artık o ailenin bir ferdi olarak ne yapıyor bu sefer? Daha çok istifade etmeye başladı.
Bununla birlikte tabii Şah Nakşibend Hazretleri işlerini de organize etmeye başladı. Yani işleri derken, yani onun sohbetlerini, onun efendim yolculuklarını tanzim ediyor, ayarlıyor ve bu şekilde de Şah Nakşibend Hazretlerine, yani kayınpederine böylece destek olmuş oluyor. Tabii Alaaddin Attar Hazretleri bu gibi işler yaparken Şah Nakşibend Hazretleri bazı müritlerinin terbiyesini de Alaaddin Attar Hazretlerine verdi daha bak sağken. Baktı ki hakikaten bu işi beceriyor. Ne buyurdu? Yani buyurdu ki Alaaddin Attar bizim yükümüzü bir hayli hafifletti buyurdu. Yani Şah Nakşibend Hazretleri'nin yaptığı o manevi işi demek Alaaddin Attar Hazretleri yapabilecek manevi kudrete malik oldu. Demek bu kadar derece kat etti. Hatta ne buyuruluyor? Yani o Şah Nakşibend Hazretleri'nin manevi terbiyesiyle velayet makamlarında ve marifet yolunda öyle makamlar elde etti ki dolayısıyla o kadar yükseldi ki Alaiye ismiyle başka bir usul getirdi. Alaiye diye bir yol getirdi. Neymiş o? Mevla'ya daha çabuk ve daha kolay ulaşabilecek bir yol. Dolayısıyla bu sebeple yani bu yolun büyükleri hatta ne buyurmuşlar? Tasavvuf yollarının en kısası Alaiye yoldur. Buyurmuşlar ve dediler ki bu yolun esası Şah Nakşibendil Bukhari'den elde edilmesi Alaaddin Attar'dandır diye. Yani Şah Nakşibend onu hakikaten çok esaslı demek yetiştirdi. Ve onu hakikaten böyle bir himmette bulundu. Ve onda da böyle bir cevher, böyle bir kabiliyet oldu zaten belli ki. Şah Nakşibend Hazretleri onu da en başından beri efendim ilgileniyor, yanından ayırmıyor. Ve Alaiye yolu diye de efendim bir yol tesis etmiş oldu. Tabii yani buralara gelmek kolay değil. Elbette nefis tezkiyesi lazım. İbadet ve taat asla terk etmemek elbette lazım. Harama helale riayet mutlaka gerekiyor. Ama bir de üstadına, mürşidine itaat lazım. Teslimiyet lazım. Bak Molla Necmeddin vardı. İşte evet. Ne yapmadı? Her dediğimiz yapar mısın? Yaparım. Evet. Filan evden şunu alacağı ha onu yapamam. İşte böyle olmayacak. İşte bak ne dedi? Bir gün gidiyorlar beraber müridanıyla. Bir köprüden geçecekler nehir. Nehirde yağmurlar sebebiyle coşmuş. Öyle bir akıyor ki yani böyle ağaçları kökünden söküyor götürüyor yani. Böyle bir durum var. Ve tabii Alaaddin Attar Hazretleri'nde birisi işte haset, kıskançlık eden, düşmanlık edenler var. Öldürecek, suikast yapacak birisi gizlenmiş. Yani onu okla efendim farkına olmadan ne yapacak? Uzaktan vuracak. Tabii bu Şah Nakşibend Hazretleri'ne malum oluyor. Tam köprünün oradan geçerken Alaaddin suya atla diyor. Şah Nakşibend Hazretleri. Şimdi nehir akıyor. Ağaçları bile söküp götürüyor. Şimdi normalde ne der adam? Yani üstadım. Efendi Hazretleri tamam atlayayım ama yani ya boğulursam nasıl olacak? Yağmur efendim yağmış, sular taşmış, ağaçları götürüyor. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hiç neden, niçin, nasıl yok. Atla. Peki efendim. Hop atladı. Adam da tam o anda zaten onu vuracak. Bir de baktı hedef ortadan kayboldu ya. Allah Allah. Görüyor musun? Aslında canını kurtarıyor ama sana bak aman dikkat et seni birisi vuracak atla. Cık. O zaman imtihanı sırrı kalmaz. Sen itaat et bakalım bir. Atla. Atladı. Oradaki müritler de şaşırdı. Bu nasıl teslimiyet? Bu nasıl efendime söyleyeyim itaat? Gittiler. O atladı suya gittiler. Tekrar geri dönerken tam oraya gelince Şah Nakşibend sordu. Mübarek eksiğimiz var mı? Sanki bir şey olmamış gibi. Bir eksiğimiz var mı dedi. Efendim dediler Alaaddin Attar yok. Elini uzat. Alaaddin gel dedi. O da çıktı gel. Buyur efendim dedi. Elbiseleri de ıslanmamış. Dediler hatta nasıl oldu ya? Dedi benim haberim yok sudan budan. Ben dedi atladım ama dedi bir odaya girdim. Kapıdan içeri girdim oturdum orada diyor. Ne su gördüm ne ıslaklık. Ha, bu arada işte o suikast yapacak kiralık katil de ne yapıyor? O da tövbekar oluyor bütün bunları görünce. Şah Nakşibend Hazretleri de buyurdu ki arkadaşlar gördünüz mü dedi. Nehir dedi kökü sağlam olmayan ağaçları söktü götürdü. Ama Alaaddin gibi kökü sağlam olanları götüremedi buyurdu. Evet. Aynı zamanda onun da hem teslimiyetini gösteriyor hem de onun ne kadar sağlam efendime söyleyeyim kökünün de sağlam olduğunu bu yolun büyüklerinden olduğunu da ifade etmiş oluyor. Şimdi bak mürşidinin lafını dinlediği zaman ne oldu? Hem ahiret saadeti kazandı bununla da kalmadı. Dünyada da canını kurtardı. Evet.
neden deseydi, nasıl deseydi, atlanır mı filan deseydi, hani atlarsam ne olacağım, boğulurum ölürüm. Zaten adam seni okla mıhlayacaktı yani. Dolayısıyla demek ki mürşitlerin sözünü dinlemek lazım. Müritlik demek ki budur. Ve bakıyorsun Alaaddin Attar Hazretleri ne buyuruyor? Hakiki gayeye ancak diyor mürşidin rızasını efendim tahsil etmekle ulaşılır. Rıza yolundan başka her yolun kapalı olduğunu unutmayın diyor. Evet. Onun için bunlar bu işleri bitirmişler. Çok iyi anlamışlar, yaşamışlar, amel etmişler. İşte efendim hayatlarıyla bizlere de örnek oluyorlar. Rabbim ders alan efendim kimselerden eylesin. İnşallah. O büyüklerin yolundan da bizleri ayırmasın inşallah. Alaaddin Attar Hazretleri şöyle bir mesele anlatıyor. Şeyh Rahim geldi bana dedi gidiyor. Kalbin nasıl? Kalbin nasıl buluyorsun? Dedim bilmiyorum. Dedi gidiyor ben diyor senin kalbini 3 günlük hilal gibi görüyorum. Geldi Alaaddin Attar Hazretleri bunu Şah Nakşibendi anlattı. Dedi ki böyle böyle bana böyle dedi. Şah Nakşibendi Hazretleri buyurdu ki o gördüğü kendi dedi kalbidir dedi. O gördüğü kendi kalbidir dedi. Ayakta duruyorduk diyor. Hemen diyor böyle yüz yüze mübarek ayağını diyor benim ayağımın üzerine koyunca diyor. Birden diyor bana manevi bir hal oldu. Acayip bir manevi atmosfere girdim. Dolayısıyla diyor bütün mevcudatı adeta kalbimde bir anda gördüm diyor. Ve kendime gelince Şah Nakşibend buyurdu ki diyor böyle kalbi başkaları anlayamaz. Çünkü diyor çünkü böyle gönüller ben yere göğe sığmam ancak mümin kulumun gönlüne sığarım hadisi kutsinin efendim, sırrının tecelli ettiği yerlerdir diyor. Evet. Dolayısıyla ya Şah Nakşibend Hazretleri'nin Alaaddin Attar Hazretleri'ne nasıl iltifatlar var görüyor musun? Nasıl övgüleri var? Yani şimdi herkesin bir hocası var, üstadı var, şeyhi var. Sana şeyhin, mürşidin veya hocan diyelim böyle bir iltifatta bulunsa ayakları yere değmez adamın. Evet. Yani bunları da böyle anlamak lazım. Bir empati yapmak lazım. Koskoca Şah Nakşibend diyor ki senin kalbin o anlayamaz diyor. Senin kalbin hani hadisi kutsi'de buyuruldu ya ben yere göğe sığmam ama mümin kulumun gönlüne sığarım buyurduğu yerdir diyor. Böyle bir tecelli mekanı. Demek Alaaddin Attar Hazretleri yani bu buraları niye anlatıyoruz? Alaaddin Attar Hazretleri'nin de büyüklüğünü efendim manevi eriştiği dereceleri anlamak bakımından hakikaten evet. Çok önemli. Tabii Şah Nakşibend Hazretleri'nin iki tane büyük halifesi vardı. Birisi Alaaddin Attar Hazretleri, birisi Muhammed Parisa Hazretleri. O da çok büyük zat. Tabii her iki halifesine de Şah Nakşibend Hazretleri kendi yerine geçmesi için işarette bulunmuş. Mesela Hicaz'a giderken müritlerinin başına Muhammed Parisa Hazretleri'ni halife bırakıyor. Daha sonra vefat edeceği zaman son demlerinde de soruyorlar Efendi Hazretleri yerinize kimi bırakacaksınız? Ne buyuruyor? Hicaz yolunda söylemiştim ya. Yani Muhammed Parisa'yı işaret ettiğini ne yapmış oluyor? Beyan etmiş oluyor. Ama şöyle bir durum var. Şah Nakşibend Hazretleri vefat ettikten sonra ne oldu? Silsile Alaaddin Attar Hazretleri ile devam etti. Ve Muhammed Parisa dahil bütün müritler Alaaddin Attar Hazretleri'ne intisap ettiler. Ha şimdi burada bir soru akla gelebilir. Madem Hicaz yolunda böyle demiş. Yani halife olarak bırakmış. Ölüm döşeğinde de son demlerinde de işte Hicaz yolunda bunu söylemiştim buyurmuş. Öyleyse bu Muhammed Parisa'ya işaret etmiş oluyorken. Niçin? Daha sonra müritler hatta Muhammed Parisa da dahil olmak üzere Şah Nakşibend Hazretlerinden sonra Alaaddin Attar Hazretlerine intisap ettiler. Niçin böyle oldu? Ha denilirse işte bu durumu Reşahat sahibi müellifi kitabında açıklıyor. Neyle açıklıyor? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile açıklıyor. O da diyor Mevlana Hazretleri son demlerindeyken ona dediler ki efendim sizden sonra yerinize kimi bırakıyorsunuz? Hüsamettin Çelebi'yi bırakıyorum diyor. Üç defa sordular. Üçünde de dedi ki yerime Hüsamettin Çelebi'yi bırakıyorum dedi. Öyle deyince bunun üzerine tabii tekrar sordular. Dediler ya Sultan Veled ne olacak? Yani Sultan Veled hakkında ne buyuruyorsunuz? Hani demek herkes onu bekliyor. Onun olmasını istiyor. Ama onu söylemeyince de tekrar tekrar soruyorlar. Ama o da diyor ki Hüsamettin Çelebi. Peki efendim dediler ya Sultan Veled hakkında ne buyuruyorsunuz?
Mevlana Celaleddin Rumi tebessüm ederek diyor ki, o pehlivandır diyor, vasiyete ihtiyacı yoktur diyor. Ha, buradan ne anlaşılıyor? Yapılan bir tayinle başka bir liyakat nefyedilemez. Hüsamettin Çelebi'yi bıraktı diye Sultan Veled yani kenara bu işten mı atılacak? Uzak efendim? Mı? Kenara mı atılacak? Uzak mı tutulacak? O zaten diyor pehlivan vasiyete ihtiyacı yok. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Bunu tayin etti ama başka bir liyakatten nefyedilmiyor. Bu da var. O zaten var, o da. Demek ki bu yolda ne yapacak? Devam edecek. Demek oluyor. Yani Reşahat müellifi bunu böyle ifade ediyor. Tabii ayrıca son demlerindeyken Şah Nakşibend Hazretleri yakınları yine bu konuda biraz dolaylı sorular sorup, yani kimi bırakacaksın manasına gelecek sorular sorunca kendisine, dedi ki bana böyle bir anda niçin sıkıntı veriyorsunuz dedi. Ha, niçin sıkıntı veriyorsunuz? İrşat makamına halife tayin etmek benim elimde değil ki. Hüküm verici dedi Mevla'dır Celle Celaluhu. Dileyince Mevla gereğini bildirir dedi. Şimdi buradan da ne anlaşılıyor? Hilafet ve niyabet vasiyetle sınırlı değil. Sadece vasiyetle sınırlı değil. Mevla takdir etti mi? Demek ki bir vasiyet olmasa da onu demek ki ne yapabiliyor? Bu yolun efendim devamı için ona bir hilafet Allah tarafından demek ki böyle bir yol açılabiliyor. Tabii zaten gene Alaaddin Attar Hazretleri'ni anlatırken başında da dedik ya, zaten şöyle bir olay da olmadı mı? Şah Nakşibend Hazretleri henüz hayattayken daha Alaaddin Attar Hazretleri'ne müritlerinin terbiyesini verip sonra ne dedi? Yükümüzü hafifletti. Yükümüzü hafifletti dedi. Yani zaten bu sözde nedir? Onu halife tayin ettiğinin bir alametidir. Dolayısıyla yine bakıyoruz. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin de bir ifadesi var mesela. O da buyuruyor ki bu konuyla alakalı, Muhammed Parisa'da diyor sekir hali diyor çok fazlaydı diyor. Nedir sekir hali? Kendinden geçme hali, manevi sarhoşluk. Yani Allah dostlarının bazıları böyle halleri var. Manevi sarhoşluk içerisinde. Allah aşkıyla, yani öyle bir halde ki sanki bu dünyada değil başka bir alemde. Onda sekir hali efendim galipti. Ama Alaaddin Attar Hazretleri'nde sahuh hali, kendinde olma, şuurlu olma hali daha galipti. Ha, onun bu sözü de zaten bunu açıklıyor. Dolayısıyla hakikat ehline göre sahuh hali sekir haline göre daha üstün buyuruyorlar. Evet. Yani bu konuda da ne olmuş oldu? Alaaddin Attar tabii ön plana çıkmış oluyor. Çünkü sahabe-i kirama da bakıyoruz. Sahabe-i kiramda da sahuh hali pek yoktu. Hep sekir hali pek yoktu. Hep sahuh hali kendinde, kendine malik şuurlu bir durumdaydılar ve ayık haldeydiler. Dolayısıyla işte bu gibi sebeplerden dolayı zaten Muhammed Parisa Hazretleri kendisi de ne yaptı? Alaaddin Attar Hazretlerine bütün diğer müritlerle beraber Şah Nakşibend Hazretlerinden sonra efendim intizap etti. Tabii Alaaddin Attar Hazretleri zaten Alaiye diye bir yol tesis etmişti. Dirayetli vaazları, müthiş irşatları, o manevi halleri, tesiri sebebiyle hakikaten yani onun elinden kemale eren, efendim Allah dostluğu makamına çıkan niceleri oldu mesela. Hatta bakıyorsun işte Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri de onun müritlerinden. İşte kendinden sonra gelecek Hacı Yakup'un Çeril Hisar Hazretleri, efendim halifesi. Yani nice büyük zatlar yetiştirmiş. Ve tabii Seyyid Şerif Cürcani şöyle buyuruyor, diyor ki ben diyor Zeynüddin Ali Külal'le görüştükten sonra Rafiziliği bıraktım diyor. Alaaddin Attar ile görüştükten sonra, tanıştıktan sonra da Allah'ı tanıdım diyor. Bu kadar alim, bu kadar ilim ehli ama Allah'ı tanımak ancak efendim Allah dostlu bir mürşit, bir zat ile demek ki olabiliyor. Evet. Alaaddin Attar Hazretleri buyuruyor ki ben diyor bu yola taklit ederek girenin bir gün diyor hakikate kavuşacağına kefilim diyor. Bu yola taklit ederek girenin bir gün hakikate gireceğine kefilim. Yani büyük zat olmak sen de istiyorsun, ben de bu yolları aşmak istiyorum. Acaba nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Büyükleri taklit et. Bak ama bu taklit surete alıyor. Kefilim diyor. Bir gün diyor ne yapacak? Hakikate kavuşacak. Ben buna kefilim. Çünkü ne yapmış? Hocam diyor Şah Nakşibend Hazretleri de benim diyor onu taklit etmemi emretmişti bana diyor.
Bakın ne buyuruldu? Men kallede alimen lekiyallahu selimen. Kim bir alimi taklit ederse salim, selim bir kalb ile Allah'a kavuşur. Onun için bak alimi taklit edeceksin. Çünkü sanma ey hacı ki senden zer-üsim isterler. Yevme la yenfavda kalbi selim isterler. Sanma ey hacı, ey hoca, ey ağa, ey paşa. Senden altın, gümüş isterler zannetme. Hiçbir şeyin menfaat vermeyeceği günde senden kalbi selim isterler diyor. Ona evet. Da demek nasıl sahip olacağız? İşte men kallede alimen lekiyallahu selimen. Kim bir alime, alimi taklit ederse, alimi derken ilmiyle amil olan, bu yolun yolcusu olan alimi taklit ederse selim bir kalbiyle Allah'a kavuşacak. Rabbim bu dostlarını taklide efendim bizleri muvaffak eylesin. Amin. Onların i̇nşallah. Yolundan gitmek nasip eylesin. Neticede hakikate de kavuştursun inşallah cümlemizi Rabbim Celle Celaluhu. İnşallah. Şah Nakşibend Hazretleri'nin tabi vefatından takriben 7 sene kadar sonra Alaaddin Attar Hazretleri müritleriyle beraber Şah Nakşibend Hazretleri'nin kabrini ziyarete geliyorlar. Şah Nakşibend Hazretleri'nin kabrinin civarında 100 fersah mesafede olanları Alaaddin Attar Hazretleri'nin etrafında 40 fersah mesafede olanlara şefaat etme efendim hakkı ihsan edildi diyor. Ha bir de bizi seven ve ihlasla bağlı efendim olanlara da bir fersah mesafede olanlara şefaat hakkı verildi diyor. Dolayısıyla bu gibi zatlara gönül verip imanla ölebilip onlara da yakın gömülmenin de demek ki faydasının olduğu buradan anlaşılmış oluyor. Tabii vefatıyla ilgili olarak da Alaaddin Attar Hazretleri şöyle bir özelliği vardı. Hasta olan bir müridi olursa onun hastalığını kendi üzerine alırdı. O müridi iyileşirdi. Yine efendim bir keresinde hacca giderken Şiraz bölgesinde duydu ki bir müridi var, sevenlerinden bir tanesi hastalanmış. Onun hastalığını da üzerine aldı. O mürit iyileşti, ayağa kalktı filan ama kendisi bu sefer bu hastalığı üzerinden atamadı. Bel ağrısıyla nükseden bir hastalık hakikaten onu bayağı bir efendim sardı. Hatta diyor bu hastalık halinde de Şah Nakşibend Hazretleri'nin ruhaniyetiyle de hani epey bir görüştüğü rivayet ediliyor. Ve buyurdu ki dostlar ve azizler hep gittiler. Bazıları da arkalarından gitmek üzere diyor. Elbette o alem bu alemden üstündür diyor. Gözü bir yere daldı böyle bir yeşilliğe. Hemen yanındaki birisi dedi ki efendim dedi ne kadar güzel sebze bahçesi yeşillik değil mi dedi. Alaaddin Attar Hazretleri buyurdu ki toprak da güzeldir buyurdu. Yani o sebzelere yeşilliklere bakınca hani sanki bir dünyaya meyil beğenme duygusu hani zannedilmesin. Toprak da güzeldir. Ve buyurdu ki bizim bu aleme hiç meylimiz olmadı. Dostlarımızın gelip bizi bulamayınca gönülleri kırık olarak dönmesinden başka bir kederimiz de yok buyurdu. Yani burada da vefat edeceğinin işaretini vermiş oluyor. Dolayısıyla işte bel ağrısıyla başlayan bu hastalık şiddetlendi ve son nefesinde de yüksek sesle, herkes diyorlar yüksek sesle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ruhunu teslim etti. Rabbim kabrini pür nur, makamını cennet eylesin inşallah. Tamam, inşallah. Vefatından sonra da tabii rüyada gördüler. Şöyle dediğini söylediler, durumun nedir, ne haldesin deyince Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetler ve ihsanlar söze ve kaleme yazıya gelecek gibi değil. Öyle ki diyor, ihlas sahiplerinin, hani o muhibbanın, müridanın bize verilene inandıklarından daha fazlasını verdi Allah diyor. Dolayısıyla bunlar hakikaten böyle zatlar. Rabbim Celle Celaluhu kabrini pür nur, makamını cennet, amin, derecesini âli eylesin. Onların feyizlerinden bizleri de müstefid eylesin inşallah. Amin inşallah. Tabii hocam altın silsilenin bir diğer altın halkası. Ben biraz da böyle hızlı yeniden devam evet, etmemizi istiyorum ki. Ama Hacı Yakub-u Çerhi Hazretleri yine önemli bir isim. Altın silsilenin bir diğer halkası. Onu da tanımak isteriz. Evet tabii ki altın silsiledeki her halka çok önemli. Hepsi çok önemli. Ama kimisinin hayatıyla alakalı malumatlar geniş detaylı bir şekilde bizlere ulaşmış. Kimisi ulaşamamış olabilir ama hepsi hakikaten bulunduğu asra damgalarını vurmuş, binlerce insanın hidayetine, ölü kalplerin dirilmesine vesile olmuş kimseler. Tabii Alaaddin Attar Hazretleri'nin en büyük halifesi ve kendinden sonra manevi emaneti teslim ettiği altın halkanın kendisiyle devam ettiği şahsiyet Hacı Yakub-ül Çerhi, Yakub-ül Çerhil Hisar da diyoruz. Evet. Kaddesallahu sirrahu onunla devam etti.
Nerede doğdu? Gazne'ye bağlı Çerh köyünde dünyayı teşrif etti. İşte ona nispetle zaten Çerhi deniyor. Tabii değişik memleketlerde ilim tahsilinde bulundu. O alim bir zat. Önce tabii Herat'a gitti. Herat'ta ilim tahsil etti. Tabii Herat'ta kalırken şöyle buyurdu. Orada biz dedi yemekleri Hacı Abdullah Ensari'nin vakfında yerdik. Çünkü diyor Herat'ta yani helal lokma yemek zor, yemeği bulmak zor. O üç vakfın dışında emniyetle yiyebileceğin vakıf şartları yoktu. Ama bu üç vakıfta vardı. Biri de Hacı Abdullah Ensari vakfı, ben orada yerdim. Onun için diyor Maveraünnehir büyükleri müridanını Herat'a göndermezler diyelim tahsiline. Neden? Helal lokma bulma zorluğu çekerler diye. Çünkü haram lokma yer, gönlü perişan olur. Yani orada ilim alacak ama bu sefer tabii irfan diye bir şey kalmaz. Maksat hasıl olmaz diye. Yani orada bile bu sıkıntılı ortamlar içerisinde bile bakın ne yapıyorlar? Hep helal lokma arayışına giriyorlar. Demek helal lokma, helal lokma, helal lokma. Yani bu yola bakıyorsun, bir hizmet, iki helal lokma. Yani bunlar hakikaten çok önemli. Efendim bir müridin manen yol alabilmesi için çok önemli vasıtalar diyebiliriz bunlar hakkında. Tabii orada Herat'ta belirli bir yere kadar okuduktan sonra tabii ilmini daha da ilerletmek için Mısır'a gitti. Mısır'da tabii o zaman büyük alimler var. O alimlerden dersler gördü. Hatta rivayet edilir ki Mısır'da Sühreverdiye tarikatının Zeyniye kolunun kurucusu var. Zeynüddin Hafî. Kaddesallahu sırra. Onunla da çok yakın arkadaşmış. Hatta kardeş gibi yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Hep beraber okumuşlar. Beraber efendime söyleyeyim orada ilim tahsil etmişler. Hatta beraber Mevlana Şihabuddin Şirvani'den de beraber ders okumuşlar. Tabii Hacı Yakup Şerhisar Hazretleri'nin intisabı aslında Şah Nakşibend Hazretleri'nedir. Önce Şah Nakşibend Hazretleri'ne intisap ediyor. Daha sonradan Şah Nakşibend Hazretleri'ne icazet de alıyor. Hilafet de alıyor. Onun vefatından sonra da ne yapıyor? Alaaddin Attar Hazretleri'ne intisap ediyor. Onun efendim, manevi terbiyesiyle kemale ulaşıyor. Onun vefatından sonra da bu yolu ne yapıyor işte? Devam ettiriyor. Bu yolu devam ettiriyor. Tabii Mısır'da da okuduktan sonra Yakub-u Çerhi Hazretleri tabii ilimde rusuh bulmak için Buhara'ya geliyor. Buhara'da da bazı ulemadan ders görüyor ve orada icazet alıyor. İcazet aldıktan sonra artık yani söz söyleyecek, fetva verecek seviyeye geliyor. Memleketine dönecek. Memleketine dönmeden önce Şah Nakşibend Hazretleri'ne bir ziyaret edeyim diyor. Kendisi tabii mübarek bu olayı şöyle anlatıyor. Ben diyor Şah Nakşibend Hazretleri'ne intisap etmeden önce de ona karşı bir muhabbetim, bir sevgim vardı. İcazet aldıktan sonra, ilmi, tahsili bitirdikten sonra memleketime dönmeden kendisini bir ziyaret edeyim dedim. Huzuruna çıktım. Kendisinden dua istedim. Dedim ki efendim beni unutmayın. Dua ve himmetiniz her daim üzerimizde olsun. Deyince Şah Nakşibend Hazretleri buyurdu ki tam gideceğin zamanda mı geliyorsun dedi. Efendim maalesef öyle oldu. Gönlüm iştiyakınızla dolu. Yani geç geldim ama gönlüm iştiyakınızla dolu deyince Şah Nakşibend Hazretleri buyurdu. Peki bu arzu ve iştiyak nereden geliyor bakalım? Deyince Yakub-u Çerhisar Hazretleri diyor ki siz diyor herkesin makbulü ve hürmetine mazhar olan bir zatsınız. Yani herkes hürmet ediyor, herkes saygı duyuyor. Hani bundan deyince Şah Nakşibend buyurdu ki bu sebep kafi değil. Daha makbul bir şey bulman lazım. Çünkü yani halkın kabulü şeytani olabilir. Evet. Yani herkesin hürmet ettiği, hürmet edilen adamın taifesi çok diye o adam çok iyi adam demek değildir. Deyince bu sefer ben dedim ki diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki Allah-u Teala bir kulunu severse onun sevgisini kulların kalbine düşürürmüş. Deyince bu sefer tebessüm etti ve buyurdu ki biz azizan topluluğuyuz. O öyle deyince diyor ben birden diyor kendimden geçtim diyor. Bir hal geldi, bir cezbe geldi. Biz azizan topluluğuyuz. Bir ay önce diyor rüyamda gördüm ki bana dediler ki azizana mürid ol. Bana böyle buyurdular. Şimdi o rüyasını ne yapıyor? Adeta işaret ediyor. Ben yine dedim ki efendim himmet buyurun. Bizi unutmayın diye yalvardım. Bizi unutmayın. Hani bu fakiri de unutmayın, dua edin diyoruz ya. Buyurdu ki
bir gün dedi Azizan'a, yani Ali Ramtin'e hazretlerine bir efendim ihvanı gelmiş. Demiş ki efendim bizi unutmayın. Bizi hatırda tutun. Yani böyle söylemişler. Öyle deyince Azizan Hazretleri de, Ali Ramtin Hazretleri de ona diyor ki bir şeyin hatırda kalması için diyor bir vasıtaya ihtiyaç var diyor. Yani hatırlatmaya vesile olacak bir şey, bir hatıra bırakmasını istiyor. Böyle diyor dedikten sonra efendim Şah Nakşibend buyurdu ki senin bana verecek bir şeyin yok dedi. Mübarek başından takkesini çıkardı verdi. Bunu al dedi. Buna elini sürdükçe, baktıkça bizi hatırla ve bizi yanında bul. Sen o büyüklerle, hani kalpten kalbe yol var halila, minel kalbi ilel kalbi sebila, arada bir yol olursa, gönlün onlarla irtibat olursa, sen onu hatırlarsan demek onları ne yapıyorsun? Yanında bulabiliyorsun. Yani onların himmetini, Allah'ın yardımını demek ki yanında buluyorsun. Sonra bana dedi ki ayrılacağım zaman, dedi giderken, Mevlana Taceddin Deşt Gülegi diye bir zat var. Ona da uğra. Veli bir, Allah'ın velisi bir kuldur. Onun da duasını al. Neyse ben oradan ayrıldım, yola çıktım. Belh üzerinden memleketime gideceğim ama Belh neresi, Deşt Gülek neresi? Şah Nakşibend Hazretleri buyurdu ya. Taceddin Deşt Gülegi'yi de gör. Yani o belde de Deşt Gülek'te kalıyor. Ama ayrı yerler. Fakat öyle olaylar oldu, öyle hadiseler cereyan etti, kendimi Deşt Gülek'te buldum. Oraya gelince diyor, ziyaretine gittim, duasını aldım. Orada diyor, beni bir feyiz bastı. İçimdeki Şah Nakşibend Hazretlerine olan aşk, iştiyak adeta coştu. Tekrar geri dönüp ona intisap etme hevesi bende peyda oldu diyor. Bak eve gidecekti, memleketine, yolda işler oluyor, manevi cereyanlar oluyor yani. Neyse dışarı çıktım. Hani gideyim mi gitmeyeyim mi? Baktım diyor bir Allah dilisi meczup bir zat var. Belli veliyullah'tan ama meczup bir hali var. Ben dedim ki ona gidiyorum. Hani gidiyorum deyince sen ne dersin? Nereye gidiyorsun ya? Ya da git der adam. Çok yok git der de. Nereye gidiyorsun? Yani tabii nereye gidiyorsun der. Veya der ki bana ne kardeşim? Orada tekrar geriye dönme arzusu iştiyakı beni sardı. Dışarı çıktım baktım Allah dilisi meczup bir zat. Tabi veliyullah'tan ama bir meczup hali var. Ona dedim ki ben gidiyorum. Ben öyle deyince hiç durma çabuk git dedi. Yani nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun hiç sormadı. Hiç durma çabuk git deyince bu da tabi etkiliyor. Ama yerde bir şeyler çiziyor. Kendi kendime dedim ki şu dedim çizgileri sayayım. Eğer tek gelirse hani Allah'u vitrün yuhibbul vitr. Allah tektir, teki sever. Tek gelirse gideyim dedim. Saydım baktım tek geldi. Geri döndüm. Yani memleketine gitmek için oradan yola çıkıyor. Taceddin Deşt Gülegi ile görüşüyor. O mübarek zatla orada bir feyiz, orada bir aşk, bir muhabbet. Şah Nakşibend Hazretleri'nin sevgisi, intisap etme, efendime söyleyeyim, iştiyakı ve tekrar geri dönüyor. Tekrar diyor geri geldim. Kendisiyle görüştüm. Bana diyor vukufu adedi zikrini talim etti ve dedi ki tek sayıya dikkat et. Oradaki olaya da böylece işaret etti diyor. Evet hocam kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Hacı Yakup Çerhi Hazretleri'ni tanımaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz çok kısa bir aranın ardından Altın Silsile'yi tanımaya devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz yeniden birlikteyiz. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Altın Silsile'nin altın halkalarını tanımaya devam ediyoruz. Hacı Yakup-ı Çerhi Hazretleri'ni konuşuyorduk. Reklam arasına gitmeden önce ve hocamızla yine kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Buyurunuz hocam. Evet Hacı Yakup-ı Çerhi Hazretleri anlatıyor. Yani bu yola girme isteği diyor bende artınca. Sık sık Şah Nakşibend Hazretleri'ni ziyarete gitmeye başlıyor, sohbetlerine efendim iştirak ediyor. Bir kere diyor Kur'an-ı Kerim istiharesi yapayım dedim diyor. Açtım diyor Kur'an-ı Kerim'i. Şöyle elini bir yere koyuyor bir ayet-i kerimeye. En'am suresi 90. ayet-i kerimeye geldi. Ne buyuruyor Mevla orada? Estağfirullah. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ buyuruyor. Yani ne buyuruyor Mevla? İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kullardır.
Öyleyse sen de onların hidayetine uy, sen de onların yolundan git. Dolayısıyla bunlar tabii hep işaret, bunlar hep manevi işaret taşları. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine gidiyorum, intisap edecek, artık kesin karar verdi, niyet etti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri beni buyur etti, biraz bu fakirle sohbet etti. Sonra diyor namaz kıldık, namazdan sonra diyor bana döndü, dedi ki sana gelince biz kendi kararımızla kimseyi kabul edemeyiz. Yani böyle memuruz. Hele bir istihare edelim bakalım dedi. Bize ne işaret buyurulacak? Eğer seni kabul ederlerse biz de kabul ederiz. Bu kadar iştiyaklı, bu kadar meraklı olanı bile bak istiharesiz almıyor. Evet. O gece istihare edecek. Şimdi Hacı Yakup Çerih Hazretleri diyor ki, şimdi istihare edilecek o gece sabaha kadar. Nasıl sabah olacak? Ben hayatımın en zor gecesini geçirdim diyor. Adeta heyecandan eridim, bittim. Sabaha kadar sıkıntıyla, ıstırapla sabah edemedim diyor. Sabah vakti oldu, sabah namazını kıldım. Efendim Hacı Hazretleri'nin, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin huzuruna çıktım. Tebessüm ediyor, dedi ki sana müjdeler olsun. Kabul işareti geldi. Biz insanları az kabul ederiz, kabul edince geç kabul ederiz. Ta ki gelenlerin nasıl geldiği ve onların vaktinin geldiği anlaşılmış olsun diyor. Tabii Yakup Çerih Hazretleri anlatıyor, devam ediyor. Bir müddet diyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yanında hizmet ettim. Sohbetinde bulundum. Manevi efendim terbiyesinde bulundum. Ve diyor bana diyor icazet verdiği güne kadar yanından ayrılmadım. Ve icazet veriyor. Ayrılıp çıkacağım zaman da buyurdu ki diyor, sana bizden ne erişmişse Allah'ın kullarına bunu ulaştır diyor. Hilafeti veriyor ve onu gönderiyor. Tabii ayrıca bir de buyuruyor ki, Alaaddin Attar Hazretleri'nin sohbetine de katılmamı emretti diyor. Daha sonra tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin vefatından sonra ben diyor epey bir müddet Bedahşan'da kaldım. Fakat diyor Alaaddin Attar diyor Çiganyan beldesinde oradaydı. Bana bir gün mektup yazdı Alaaddin Attar. Mektubunda bazı şeyler söylüyor ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin sözünü, Alaaddin Attar'ın sohbetinden de ayrılma deyişini bana hatırlattı diyor. Hemen bunu duyunca hemen diyor ayrıldım. Doğru Alaaddin Attar'ın yanına geldim ve diyor onun vefatına kadar doğrudan ayrılmadım diyor. Ve o vefat ettikten sonra artık işte cenaze namazı, defin işlemleri 3 gün geçtikten sonra artık oradan ayrıldım diyor. Yani Yakup Çaril Hisar Hazretleri acayip bir zat hakikaten. Müritlerine değişik hallerde gözükebilen de bir zat. Böyle de bir hasiyeti var. Kimisine celalli, kimisine cemalli, kimisine yumuşak, kimisine sert. Hatta kendinden sonra halifesi olacak Hacı Ubeydullah Ahrar-ı Semerkandi Hazretleri efendim diyor ki bana diyor sert konuşma yüzüyle ortaya çıktı diyor. İlk efendim görüştüğü zaman bana öyle sert sözler söyledi ki beni bir ümitsizlik sardı diyor. Fakat diyor onun sohbetlerini bırakamadım, terk edemedim. Sohbetlerinden ayrılamadım. Bu sefer de bana çok sevimli bir sıfatla gözükmeye başladı diyor. Dolayısıyla Yakup-ı Şeril Hisar Hazretleri demek önce Şah-ı Nakşibendi'den ders alıyor, ona intisap ediyor. Ama kemale ermesi Alaaddin Attar Hazretleri ile beraber oluyor. Alaaddin Attar Hazretlerinden sonra da bu manevi emanet, bu altın silsile, altın halka efendim Yakup-ı Şeril Hisar Hazretlerine geçiyor. Ve işte ondan da bu manevi emanet Ubeydullah-ı Ahrar-ı Semerkandi Hazretlerine efendim geçmiş oluyor. Evet hocam, Hacı Yakup Cerhi Hazretlerini tanıdık, tanımaya gayret ediyoruz. İnşallah onların hayatlarından ibretler alırız ve silsilenin bir diğer altın halkasına, cihan padişahlarına söz geçiren, cihan padişahlarının sözünden belki de en çok tesir alan, tesir eden kişi Ubeydullah Ahrar Hazretlerine geldi sıra. Evet, Yakup-ı Cerhi Hazretlerinden sonra altın silsile Ubeydullah Ahrar-ı Semerkandi Hazretleri ile devam ediyor. Tabii Türkistan'ın büyük velilerinden kendisi Taşkent'te dünyayı teşrif etti. Tabii Taşkendi nisbesiyle de tanınır. Yani Ubeydullah Ahrar, Rus Semerkandi de diyoruz, Taşkendi de deniyor. Tabii Semerkant'ta oraya gitti. Evet. Orada tabii Kabri Şerif'i orada olması hasebiyle böyle de deniyor. Babası tabii büyük ilim adamı, efendim velilerden Mahmud bin Şihabüddin Şaşi, devrin alimlerinden, dedesi de Hacı Şihabüddin, o da büyük zat. Dolayısıyla hatta dedesi vefat edeceği zaman
bütün tabii çocuklarını, torunlarını hepsini topluyor. Onlara teker teker nasihat ediyor. Onlara teker teker bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Ve daha henüz çocuk kundakta olan Ubeydullah Ahrar Hazretleri içinde onu da getirin diyor. Onu da getiriyorlar. Şöyle beni bir kaldırın bakalım diyor. Kaldırıyorlar, dikiyorlar hafif. Şöyle bir yaslanıyor, onu alıyor kucağına, bağrına basıyor. Ve diyor ki bana müjdelenen çocuk budur diyor. Demek ona da manada bir müjde verilmiş. İşte evet. O çocuk, müjdelenen çocuk budur. Yakında diyor bu oğlum diyor şeriat ehli, marifet piri ve diyor hakikat eri bir şahsiyet olacak. Öyle bir şey olacak ki bu şanı alemi tutacak. Cihan padişahları ne yapacak? Buna itaat edecekler. Yani bu yavruda zuhur edecek işler önceki velilerde olmamıştır diyor. Ve ona dua ediyor ve tavsiye ediyor iyi yetiştirilmesi konusunda. Daha çocukken yani Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin ileride böyle bir takım büyük işlere imza atacağı zaten belli olmuş oluyor. Hatta yine rivayet edilir. Denir ki annesi diyor mübarek annesi. Ben diyor lohusayken diyor 40 gün diyor süt emmedi diyor. Yani doğum yapıyor. Çocuk annesinden süt emecek ama lohusalık dönemi geçinceye kadar ne yapmadı? Temizleninceye kadar süt emmedi diyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri işte böyle bir çocukluğu var. Yani küçük yaşlarında dahi dilinden Allah lafzı düşmeyen, devamlı zikirde olan, çok nadide rastlanan bir şahsiyet hakikaten. Ve gönlüm diyor küçük yaşlarımdan beri hep Allah ile beraberdi. Ben de zannederdim ki herkesin gönlü Allah ile beraber. Hatta Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle anlatıyor. 10 yaşlarındaydım diyor. Yani küçük çocuk yaşlarında. Mektebe giderken diyor ayağım çamura battı. Çamura, o çamurdan kurtulmak için uğraşırken diyor bir gaflet arız oldu. Çok üzüldüm. Karşıda diyor birisi çiftçilikle meşgul oluyor. Kendi kendime dedim ki bak bu adam bu kadar meşakkat içerisinde çiftçilikle uğraşıyor. Tarlayı sürüyor. O Allah'ı unutmadı da sen şuradan ayağını kurtarmak için Mevla'yı unuttun diye kendime sitem ettim. Başladım ağlamaya diyor. Yani o güne kadar da akıl bali oluncaya kadar zannediyordum ki herkes böyle Allah ile beraber. Meğer bu Mevla ile beraber olmak ne büyük bir devletmiş. Meğer öyle kolay kazanılan bir şey değilmiş. Meğer nefis mücahadesiyle riyazatlarla kazanılırmış ki çoğu da bununla da kazanamazmış. Allah'ın büyük bir lütfuymuş diyor. Yani düşünebiliyor musun? Kaç yaşlarına geldik? Efendime söyleyeyim şu kadar namazdır. Alnımız secdeli, elimiz tesbihli. Acaba gönlümüz kaç kere Mevla ile beraber? O herkesi öyle zannediyor. Küçük yaşlardan beri Allah ile beraber. Ha ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız Allah sizinle beraber. Allah bizimle beraber de işte biz kiminle beraberiz? Evet. Mesele o. Evet. İşte bunu, bu kalp cemiyetini efendim bu büyükler sağlamışlar, bunu becermişler. Rabbim bize de becermek nasip eylesin inşallah. Amin. Yine Ubeydullah Ahrar Hazretleri anlatıyor. Ben diyor çocukken rüyamda diyor İsa Aleyhisselam'ı gördüm ve bana dedi ki seni ben terbiye edeceğim dedi. Tabii ben bu rüyanın tevilini sordum bazı alimlere, hocalara. Bana dediler ki sen dediler madem böyle gördün İsa Aleyhisselam ile hastaları iyileştirirdi. Amaları, körleri şey yapardı, gözlerini açardı. Yani demek ki sen tıp ilmine sahip olacaksın. Böyle tevil ettiler. Ama diyor ben buna razı olmadım diyor. Yani tıp ilmi hani daha Ali himmet daha şey istiyor. İsa Aleyhisselam'ı görmüş. İsa Aleyhisselam da demiş ki seni ben terbiye edeceğim. Madem öyle dedi diyor. Ben diyor o rüyayı şöyle tevil ettim diyor. İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Ölüleri diriltiyor. Ha, ölüleri diriltiyorsa madem kim bu makama gelip ihya sıfatına mazhar olursa ona da İsa Aleyhisselam'a nispetle madem İsevi meşrepli deniyor. İsa Aleyhisselam da bu fakire seni ben terbiye edeceğim dediğine göre ha demek ki ölü kalpleri ihya sıfatı bana verilecek. Ben bunu böyle tevil ettim diyor. Evet. Nitekim ve buyuruyor ki Allah bana öyle bir hal, öyle bir kuvvet bahşetti ki ben de o mana kemaliyle zuhur etti. Biiznillah vesilemizle nice ölü kalpler ihya oldu, dirildi diyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri tabii ilk eğitimini İbrahim Şaşi'den aldı. Yani orada zahiri ilmini tahsil etti. 20 yaşlarına kadar tabii buna devam etti. Tabii dayısı daha sonra onun dayısının da teşvikiyle
ilmini daha da efendim yükseltebilmek, rusuh bulabilmek amacıyla Semerkand'a ilim tahsili için gönderdi. Tabi Ubeydullah Ahrar Semerkandi Hazretleri Semerkand'a gitti, ilim tahsil edecek ama kendisi diyor ki bir medreseye giriyorum, ilim tahsiline başlıyorum, bana bir hastalık arız oluyor. Bu sefer ilmi bırakmak zorunda kalıyorum. İyileşiyorum, tekrar başlıyorum, gene hasta oluyorum. Yani hastalık bir türlü yakamı bırakmadı ki ben ilim tahsil edeyim. İlmi bırakıyorum, iyileşiyorum, başlıyorum, hasta oluyorum. Bu meseleyi dayıma anlattım. Dedim ki böyle böyle. Yani ilimde ısrar edersem korkarım, yataktan kalkamayacağım, helak olacağım. Ne diyorsun? Tabii dayısı da şaşırdı. Buna bir anlam veremedim. Hikmeti nedir bilemiyorum ama madem durum bu, o zaman sen artık dilediğini yap dedi. Dayım beni serbest bıraktı bu konuda. Ben yine ilim tahsiline ısrar ettim, devam edeyim diye. Fakat bir göz ağrısı geldi bana. Aşağı yukarı 1,5 ay kadar gözümün ağrısından kurtulamadım. Yani neticede mecburen diyor, efendim ilim tahsilini bırakmak zorunda kaldım diyor. Ha şimdi bunu derken tabii yani ilim tahsilini bıraktı derken bu 20 yaşından sonraki mesele. O zamana kadar zaten dayısı İbrahim Şaşı büyük allame. Ondan zaten efendim ilim tahsil etti. Yani okuyup o konularda derinleşmek, rusuh bulmak için. Yoksa yani ilim meclislerine katılır, öyle kelamlar ederdi ki ilim meclislerinde söz söyleyecek kadar zaten ilmi vardı. Bu konuda da herkes yani bu konuda Ubeydullah Ahrar Hazretlerini kabul etmiş idi. Hatta öyle sorular sorardı ki karşıdaki alimleri bile cevapsız bırakacak sorular sorabilirdi. Yani bunu da tabii böyle anlamak lazım. Ubeydullah Ahrar Hazretleri diyor ki Herat'ta Şah Nakşibend Hazretlerinin müntesiplerinden orada çok kıymetli bir zat Seyyid Kasım Tebrizi, çok büyük veli. Onunla tabii görüştü. Ondan çok istifade ettiğini söylüyor. Ondan çok istifade ettim. Onun sohbetlerine iştirak ettim diyor. Tabii Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri onun sohbetine gidince Seyyid Kasım Tebrizi de mevzuları yani ince efendim manalardan, gizli sırlardan, bir takım derin mevzulardan bahsediyor. Yani müşteriye göre efendim demek ki öyle ya, müşteriye göre mal çıkarırsın. Evet. Dolayısıyla gelenlere göre, dinleyenlere göre de ona göre vaazın konularını demek değiştiriyor. Hatta bununla alakalı Fethullah Tebrizi diye bir zat yine, o da Kasım Tebrizi'nin muhibbanından. O diyor ki ben diyor dikkat ettim diyor. Ne zaman Ubeydullah Ahrar diyor Seyyid Kasım'ın ziyaretine gelmiş olsa diyor, Seyyid Kasım diyor en ince tarikat konularından ve hikmetli sırlardan bahsederdi diyor. Ve diyor o geldiği zaman öyle haller zuhur ederdi ki diyor bu havayı, bu vaazı başka bir zaman bulamazdık diyor. Yani hoca da belki konuşuyor ama o dinleyen de önemli ha. Orada dinleyenler, onların gönül alemi, onların manevi hali, ahvali. Demek ki yani seni de konuşturan bir cemaat olursa, seni de konuşturan bir zat olursa demek ki o haller, o manevi haller demek açılabiliyor. İşte bunu Fethullah Tebrizi fark ediyor ve bunu ne yapıyor? Beyan ediyor. Ve tabii Seyyid Kasım Tebrizi şeye diyor ki, o Fethullah Tebrizi'ye eğer diyor Evliyaullah'ın temenni ettiği saadete kavuşmak istiyorsan diyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ni gösteriyor. Bu gencin eteğini bırakma diyor. Yani diyor yakında ondan öyle büyük tecelliler zuhur edecek ki diyor cihana onun nuru yayılacak diyor. Nice ölü kalpler onun bereketiyle dirilecek. Ben de diyor o günden beri yani o Seyyid Kasım Tebrizi'nin söylediği andan itibaren o günü bekledim durdum. Ne zaman gelecek diye. Nihayet o zamana eriştim. Hakikaten onda öyle bir hikmetler tecelli etti ki Seyyid Kasım Tebrizi'nin anlattıklarından çok daha fazlasını gördüm onda diyor. Tabi Hacı Ubeydullah Hazretleri bu yolda çok seyahatler yaptı, çok görüşmeler yaptı, çok velilerle görüşüp onların hizmetlerinde bulundu. Ve en son tabi Çiganiyan'a gitti. Orada Yakub-u Çerhi ile Kudüs'e sırrı görüştü ve ona intisap etti. Onun hizmetlerinde, sohbetinde bulunmaya gayret etti. Tabii evvelce görüştüğü şeyhlerden, evvelce görüştüğü efendim mürşitlerden aldığı feyizle ve kemalatla Yakub-u Çerhi Hazretleri yanında kısa zamanda seyri sülükünü tamamlamış oldu. Kendisi tabii Yakub-u Çerhi Hazretleri ile tanışmasını, görüşmesini şöyle anlatmıştır.
Ben diyor Herat'a gittiğim zaman orada diyor bir tüccarla karşılaştım. Ama yani nur yüzlü, kıyafetiyle, haliyle, ahvaliyle, insanlarla, diyaloguyla hakikaten örnek bir şahsiyet. Onunla tabii bir şekilde bir dostluğu oluyor, diyalogu oluyor. Ve o Hacı Yakup-u Çerhi'ye, Kudüs-i Sirru ona intisap ettiğini, şeyhin ne olduğunu söylüyor. Ve onun faziletlerinden, onun üstünlüklerinden, onun kıymetinden anlatıyor. Öyle bir hal oldu ki diyor ona karşı, yani Yakup-u Çerhi'ye karşı içimde bir sevgi belirdi. Ve onu diyor görme arzusu bende belirdi. Ve diyor yola çıktım onunla görüşeyim diye. Çıyan yana geldim orada diyor hastalandım. Yani aşağı yukarı 20 gün kadar hasta yattım. Bu arada baktım ki oranın halkı diyor Yakup-u Çerhi'nin aleyhinde. Yani aleyhine konuşuyorlar, bir takım sözler söylüyorlar, kötülüyorlar. Ve diyor bu sözler beni diyor etkiledi diyor menfi yönde. Ha acaba gitsem mi gitmesem mi? Böyle bir tereddüt yaşadım. Sonradan dedim ki yahu buraya kadar gelmişim. Buraya kadar geldikten sonra görüşmeden dönülür mü? Bir gideyim ziyaret edeyim dedim diyor. Ve diyor yoluma devam ettim. Nihayet Yakup-u Çerhi'nin huzuruna çıktım. Benimle ilgilendi, bana iltifat etti. Görüştü. Fakat diyor daha sonra tekrar gittiğim zaman ben onun ziyaretine gidince bana çok sert davrandı. Bana çok diyor efendim celalli gözüktü diyor. Hani bayağı bir efendim neredeyse ümidim kesilecek. Sonradan düşündüm ki bana böyle sert davranmasının sebebi hani Herat'ta hasta yattım ya orada insanların Hacı Yakup-u Çerhi Hazretleri hakkında aleyhinde konuşmaları vardı ya işte bunlardan menfi yönde etkilenmem gideyim mi gitmeyeyim mi diye tereddüte düşmem sebebiyle olduğunu anladım diyor. Daha sonradan tabii efendim ziyaretine gidince bütün diyor bu sert tavrı değişti. Yine o tavrı lütuf ve iltifata dönüştü. Bana yine cemal sıfatıyla gözüktü diyor. Ve diyor Hacı Yakup-u Çerhi ile görüştüm. Bana diyor nasihatlerde bulundu. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'yle tanışmasını, görüşmesini, buluşmasını, onunla olan bir takım hatıralarını bana anlattı diyor. Ve tabii öyle bir atmosfer oldu. Tam da yeri geldi bana dedi ki elini uzattı. Gel bana biat et buyurdu. Öyle deyince diyor yüzüne baktım diyor. O anda sanki yüzünde cüzdan lekesine benzer bir beyazlık gibi geldi. İçimde bir soğukluk hissettim diyor. Sanki diyor efendim Şeyh Efendi bunu anladı elini çekti diyor. Neyse sonra diyor tekrar baktım diyor. Bir de baktım ki diyor tekrar bir şekil değişmiş. Sanki az önceki zat o değil. Ve diyor o kadar hoş bir çehresi, o kadar güzel bir sureti, o kadar nurlu bir simayı gördüm ki diyor. Yani Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Risale-i Kutsiyesi'nde diyor ya, televvün gösterir o zat-ı ekmel. O kamil zatlar renkten renge girebilir. Bunlar da nedir? Bir imtihan icabıdır. Evet. Onların kendi iç dünyalarındaki manevi hallerinden de kaynaklanabilir. Sonra diyor ben böyle görünce bana dedi ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri işte bu elleri tuttu ve buyurdu ki senin elin benim elimdir evladım. Her kim senin elini tutarsa benim elimi tutmuş gibi olur buyurdu. Ve tekrar elini uzattı. Bu el Şah-ı Nakşibend'in elidir. Tut ve biat et dedi. Ben de hemen eline yapıştım. Elini öptüm ve diyor efendim ona biat ettim diyor. İşte Ubeydullah Arar Hazretleri Yakup-u Çerhi Hazretleri'nin yanında aşağı yukarı 3 ay kaldı. Yani çok fazla da kalmadı ama kısa zamanda kemalin zirvesine ulaştı. Yakup-u Çerhi Hazretleri de ona gereken dersleri verdi. Hacegan yolunun usulünü öğretti. Efendim talim etti, icazet verdi. 29 yaşlarında tasavvufla çok yüksek mertebelere ulaştı ve kısa zamanda kemale erip efendim icazet almış oldu. Fakat tabii bu kadar kısa zamanda icazet alıp gitmesi bazı müritlerde şöyle bir rahatsızlık da oluşturdu. Yani biz senelerdir buradayız. Evet. Mübarek geldi, parsayı aldı götürdü gibi. Böyle bir durum olunca Yakup-u Çerhi Hazretleri onun hakkında ne buyurdu? Yakup-u Çerhi Hazretleri Ubeydullah Rar'ı işaret ediyor. Dedi ki talip mürşidine Hacı Ubeydullah gibi gelmeli. Meşalesi hazır. Yağı ve fitili tamam. İş kibrit çakmaya kalmış. Ne zaten, güzel öğrendik. Zaten dolu dolu gelmiş. Dolayısıyla işte böyle bir şahsiyet. Tabii dedik ya helal rızık meselesi hepsi bu konuda hassasiyet gösteriyor. Daha sonra memleketine döndü. Ubeydullah Arar Hazretleri tarımla ilgilendi. Allah onun malına bereket verdi. Sürüleri, davarları, efendim, arazileri
çoğaldıkça çoğaldı. Hatta kitaplar diyor ki yani 1300 kadar diyor çiftliği vardı diyor. Her birinde de diyor 3000 kadar ırgat çalışırdı diyor. Bu kadar büyük bir servete malik ama ne diyor? Bizim malımız fakirler içindir diyor. Yani fakir, fukara, garip, guraba, ihtiyaç sahibi, muhtaç kim varsa herkese efendim ikramda bulunmuş, herkese ihsanda bulunmuş. Yani adeta yardım etmediği kimse kalmamış. İşte. Gerek kendi yanında çalışanlar gerekse efendim garip gureba hepsine efendim çok cömertce davranarak ihsanda ikramda bulunmuş. Tabi bir taraftan böyle cömertlik durumu var ama diğer taraftan da bakıyorsun yani kendisi buyuruyor ki ben diyor bu yolu diyor tasavvuf kitaplarından okuyarak öğrenmedim. Ben diyor halka hizmetle bu yolu elde ettim diyor. Herkesi bir yoldan götürürler, bizi de hizmet yolundan götürdüler diyor. Yani dedik ya az önce helal lokma ve hizmet meselesi, hakikaten hizmet yani bu yolda çok önemli. Mesela bakıyoruz Ubeydullah Harun Semerkandi Hazretlerine, yani cihan padişahlarına sözü geçecek hale geldi ama yani bunun ilk mukaddimeleri, ilk hallerinde neler var neler var. Semerkant'ta ilim tahsil ederken orada 3 tane yatalak hasta varmış. O 3 hasta yatalak olan hastaların bakımını bizzat kendi üstleniyor. Evet. Onlara bakıyor, onlara ilaçlarını getiriyor, karınlarını doyuruyor. Hatta ne buyuruluyor biliyor musun? O hastaların hastalıkları ilerledi. Hatta altlarını temizlemek zorunda kaldı. Ve onların hastalıklarının durumu Ubeydullah Harar Hazretlerine de sirayet etti, onu da hasta etti. Buna rağmen gene efendim, o hasta haliyle onların bakımlarını bırakmıyor da onlara gene hizmet ediyor. Nasıl iştir ya? Görüyor musun? Sanki kendi yakını, en yakınına hizmet eder gibi bu hastalara böylesine bakmış bu insanlar. Tabii o da müritlerini böyle yetiştiriyor hizmetle. Elbette zikir lazım, elbette ibadetler, efendim bunlar zaten olacak ama bunun yanında da bir takım böyle efendim hizmetlere de ne yapıyor? Müritlerini yönlendiriyor. Ve tabii çok mürit yetiştirdi. Yani ilim ehlinden de var, devlet ricalinden de var. Mesela Nefahat müellifi, Nefahatül Üns, Min Haddaratil Kudüs, Nefahat müellifi Molla Cami Hazretleri, Ubeydullah Harar Hazretlerinin efendim müritlerinden. Efendim Reşahat müellifi, Ali bin Hüseyin Elvaiz, yine Ubeydullah Harar Hazretlerinin müritleri. Dolayısıyla onlar da kitaplarında ne yapmışlardır? Şeyhleri hakkında geniş bir efendim malumat vermişlerdir. Geniş bir yer ayırmışlardır. Ve tabii şu da deniyor mesela Ubeydullah Harar Hazretleri edep konusunda da çok dikkatli. Acayip edebe riayet eden bir şahsiyet. Ona 35 sene hizmet eden Mevlana Ebu Said diyor ki ben diyor 35 sene Ubeydullah Harar Hazretlerine hizmet ettim. Hani bir meyveler yiyorsun. Üzüm gibi, elma gibi çekirdeği olan bir takım meyveler yiyorsun. Bir tane ağzından kabuk ve çekirdek çıkardığını görmedim. Alıyorsa demek eliyle alıyor bırakıyor mübarek yani. Dolayısıyla o kadar nezle olmuştur. O kadar efendime söyleyeyim böyle soğuk algınlığına tutulmuştur. Ama sümkürmek gibi affedersin, tükürmek gibi insanları tiksindirecek hiçbir şey ondan görülmemiştir diyor. Ben görmedim diyor. Hatta bağdaş kurduğunu bile görmedim. Hep diz üstü oturuyor. Böyle de bir şahsiyet, böyle de bir demek tahammülü var yani. Hatta bununla alakalı Seyyid Abdülkadir Meşhedi diye bir zat onu ziyarete geliyor. Tabii sohbete katılıyor ve orada geçirdiği geceyi anlatıyor. Diyor ki yatsı namazından sonra Ubeydullah Harar Hazretleri dedi ki diyor bu gece Seyyid Abdülkadir Geylani misafirimiz olacak. Geceyi biz de geçirmek istedi. Maneviyatta demek gelecek. Onun için biz sabaha kadar oturmayı düşünüyoruz. Bana döndü sonra dedi ki sen gençsin istersen sen istirahat et. Dedim ki efendim müsaade buyurursanız ben de sizinle kalmak istiyorum. O gece dedi, o gece oturdular tabii murakabe yapılıyor. Diz üstü oturuyor. Teheccüd vaktine kadar bir kımıldama bile görmedim. Diz üstü oturuyor murakabe halinde. Gece kalktı teheccüd namazı kıldı. Tekrar diz üstü sabah namazına kadar. Ben diyor genç olmama rağmen sabaha kadar diz değiştirdim. Uyumamak için kendimi zor tuttum. Ama onda diyor elini bile kımıldatmadı neredeyse diyor. Demek böyle de yani bu sağlıkla ilgili elbette ama biraz da Mevla senin içine verdiği bir duyguyla alakalı. Evet. Yani buna tahammül etmek,
normal bir insan demek bu işlere tahammül edemez. Ama ibadet, taat, zikir, fikir, murakabe, rabıta öyle bir hal alıyor ki demek ibadete tahammül diye ayrı bir demek kuvve-i maneviye insanda hasıl olmuş oluyor. Muhyiddin Ahrar Hazretleri tabii çok güzel sözleri var. Bir keresinde buyurdu ki, huyu suyu zıt kimselerle görüşüp konuşmak gönül perişanlığı meydana getirir. Bak huyu bozuk kimselerle görüşüp konuşursan gönül perişanlığı meydana getirir. Hatta giydiğin eşyada da yani o giydiğin şey içinde de bulunduğun mekanda ne yapıyor? İnsanın ruh dünyasını etkiler diyor. Yani. Çok önemli. Bulunduğun yer önemli mi? Elbette. Giydiğin elbise önemli mi? Elbette. Hatta ne buyurdu bir keresinde? Bir defasında biri geldi. Dedi ki senden dedi yabancı kokusu geliyor dedi. Dediğimiz gibi yabancı derken yani bu yola yabancı. Şaşırdı. Sonra dedi ki bu giydiğin kıyafet başkasında olmasın. Evet efendim dedi başkasının kıyafetini giydim benim dedi. Efendim yıkamış artık kurumaya bekliyor filan. Hemen gitti değiştirdi. Tamam dedi o koku kalktı dedi. Ve neyi anlattı? Bir keresinde Beyazlı Bestami Hazretleri dedi. Zikir meclisindeyken dedi. Dedi ki feyiz kesildi manevi atmosfer kayboldu. İçimizde herhalde bir efendim bigane gafil var. Herkes baktı sağına soluna. Allah Allah yabancı kimse yok. Hep beraber aynı muhibban, aynı müridan, aynı ihvan. Sonradan mesele ne biliyor musun? Kapının girişinde bastonlukta yabancı birinin bastonu var. Yabancı birinin bastonu o meclise giriyor. Oradaki manevi feyiz hava dağılıyor. Ama hiç feyizden, maneviyattan, manevi atmosferden haber olmayan için zaten problem yok da. Evet. Şimdi böyle gönül ehli insanları ne yapıyor? Bunlar etkiliyor işte. Evet. Sen şimdi düşün bakalım yahu bir yabancının, yabancı derken bu yolun yolcusu olmayan bir adamın bastonu bile burada diye eğer buradan feyiz kaçıyorsa, eğer manevi atmosfer olmuyorsa ya evinde o efendim her türlü rezil dizilerin oynadığı televizyonun bulunduğu evlerde ne olacak? Ya işte ne diyor? Giydiğin kıyafet bulunduğun mekan bile senin ruh haline tesir eder diyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri. İşte bu büyükler bak neleri öğretiyor görüyor musun? Misal olarak da neyi veriyor? Mesela diyor bir namaz kılıyorsun. Kabe'de kıldığın zaman aldığın hazla başka yerde kıldığın zaman aldığın haz bir mi? Hele bir de fısk-ı fücür yerlerinde, günah işlenen yerlerde efendim namaz kılmak istersen. Öyle ya diziyi seyrettin, uyduruk filmi seyrettin, namaz geçiyor, kapattın efendim namaz kılıyorsun. Ya da bir eğlence merkezinde, alışveriş merkezinde. Mesela. E şimdi oradaki feyiz bir değil ki ya. Evinde bile namaz kıldığın özel bir yer olması lazım. Oraya haramı sokma. Oraya efendim fitneyi sokma. Orada dedikodunun, gıybetin efendime söyleyeyim olmadığı, hatta resmin girmediği öyle bir yer olsun ki orada oraya girdiğin zaman bir feyiz gelsin. Bir füyüzat gelsin. Namazını kılarken haz, lezzet alabilesin. Bak bu büyükler hep bunlara dikkat ediyorlar. Yani zaten farzları yapıyorsun, efendim vacipleri, sünnetleri yapıyor ama bir de bu işin edepleri var. Manevi hali, atmosferi var. Giydiğin kıyafete kadar. Hakikaten öyle. Sen de bir gün namaz kılarken bir cübbe giy, şalvar giy, bir de sarık tak. Bir de pantolon, ceketle bir namaz kıl. Aradaki farka bir bak bakalım ya. Yani bunların demek çok etkisi olduğunda böylece Ubeydullah Ahrar Hazretleri beyan ediyor. Tabii bunlar zor gibi gelebilir ama aslında değil. Hani o zaman da efendim bazı dikkat etmeyenler belki var. Bakın ne diyor? Zamanımızda diyor yani mürit ve talebe olma kabiliyetine sahip olanlar az diyor. O zaman bile. Hatta bir şeyh efendi yazmış, mektup göndermiş. Demiş ki burada mürit olacak vasıflara sahip kimseler az. Hani orada varsa buraya gönderin de. Orada böyle bir mürit varsa buraya gönderin diyor. Bu sefer tabii Ubeydullah Ahrar Hazretleri cevap yazıyor. O vasla sahip mürit burada pek yok. Ama şeyh istersen diyor, çok miktarda var diyor yani. Şeyh gönderelim. Hani artık müritler şeyh olmuş. E şimdi koskoca Ubeydullah Ahrar Hazretleri şeyh, he? Hastaların bakımıyla, tabi o zaman daha belki ilk şeyler ama nasıl hizmet, nasıl gayret, nasıl efendime söyleyeyim seyri sülük yapıyor, nasıl efendim nefis tezkiyesi yapıyor yani. Dolayısıyla bu zamanımıza da kalmadı diyorsa günümüzde durum nasıl? He? Hatta şu anlatılan meseleleri bile değil mi? Bilen kaç kişi var?
altın silsile bulundukları asırlara damga vurmuşlar ama çoğunun bundan maalesef haberi yok. Topçuları popçuları bildikleri kadar onların hayat hikayelerine, onların konserlerine, onların maçlarına vakit ayırdıkları kadar bu zatların hayatlarını öğrenmeye maalesef vakit ayırmayan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla çok büyük örnek, çok büyük ders, çok büyük ibret tabloları bu mübareklerin hayatları. Evet, Rabbim Celle Celaluhu ders alanlardan eylesin inşallahurrahman. Evet, dediğimiz gibi Ubeydullah Hazretleri yani zamanın sultanlarına tesir ediyordu. Onlara tesir edecek, cihan padişahlarına hükmedecek böyle bir efendim durumu söz konusu. Hatta kendisi diyor ki biz eğer diyor biz şeyhlik yapsaydık hiçbir diyor mürşit kendine mürit bulamaz diyor. Fakat bize başka iş emredildi. Bizim işimiz Müslümanları zulümden ve zalimlerin şerrinden korumak. Ha, bu sebeple sultanlarla görüşüp onların gönüllerini avlamak ve onları doğru istikamete çevirmek bizim vazifemizdir. Evet. Demek bu işlerle ilgileniyor. Hakikaten bir keresinde rüyasında ona buyuruldu ki İslamiyet senin hizmet ve mededinle güç kazanacak. İslamiyet senin hizmetinle ve mededinle güç kazanacak diye rüyasında ona söyleniyor. Tabi Ubeydullah Hazretleri diyor ki bunun üzerine düşündüm diyor. Böyle bir şey yani sultanları ve emirleri vasıta etmeden zor. Sen ne yapabilirsin? En fazla anlatırsın. Adam yapar veya yapmaz. Ama yani bu Müslümanlara zulmü engellemek için o efendime söyleyeyim insanların gidişatını istikamete çevirmek bunlar kolay işler değil. Ne olması lazım? Sultan ve emirler olmadan bu iş olmaz diyor ve o zamanın sultanı da Mirza Abdullah yanına da birini alıyor birkaç muhibbanıyla görüşmek için Semerkand'a gidiyor. Tabi haber gönderiyor görüşmek istediğini. Mirza Abdullah da bir beylerden birini gönderiyor. O bey de geliyor biraz ukala. Yani diyor ki sen bizim Mirza'mızla görüşmek istiyorsun ama diyor. O biraz pervasız birisidir diyor. Öyle her isteyen diyor onunla görüşemez diyor. Hem diyor bir dervişin bir sultanla görüşmesindeki sebep ne ola ki? Yani biraz küçümsüyor. Biraz da böyle kale almıyor. Ukala bir tavırla böyle deyince Ubeydullah Harar Hazretleri hakikaten güceniyor. Ve celalli bir şekilde ona diyor ki biz buraya diyor kafamıza göre gelmedik. Allah'ın emriyle geldik. Eğer sizin mirzanız pervasızsa onu alırlar yerine pervalı birini getirirler diyor. Allah dostlarını gücendirmeyeceksin. Makamın, mevkin ne olursa olsun küçük göremezsin, hakir göremezsin. Bunun üzerine böyle dedikten sonra hemen mürekkep kalemle duvara Mirza Abdullah'ın ismini yazıyor. Tükürükle siliyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Bir hafta sonra haber geliyor o bey vefat etmiş. Ve daha sonra bakıyorlar Mirza Abdullah efendim öldürülüyor. Yerine başka biri efendim sultan oluyor. Ebu Said Mirza diye birisi onun yerine sultan oluyor. Şimdi tabii şöyle de Ebu Said Mirza ile alakalı da şöyle anlatılır. Bir gün Ubeydullah Hazretleri otururken kalem divit istiyor. Bakıyorlar acaba niye istedi ne yapacak diye bazı isimler yazıyor. Ve ayrıyeten Ebu Said Mirza yazıyor ve bunları cebine koyuyor. Dediler efendim yani bu Ebu Said Mirza denen adamı biz bilmiyoruz. Duymadık hani namı falan yok. Bu zat kim? Dedi ki bu öyle bir kimse ki çok yakında dedi Semerkant, Horasan ve dedi Taşkent bunun tebaası olsa gerektir dedi. Yani Mirza olacak, Melik olacak, Sultan olacak demek istiyor. Ve hakikaten yani kısa bir zaman sonra efendim Türkistan'da Said Mirza'nın sesi yükselmeye başladı. Mirza Ebu Said ile alakalı şöyle de bir rivayet nakledilir. Bir gece rüyasında Ahmet Yesevi Hazretleri'ni görüyor. Yanında da bir zat var. Ahmet Yesevi Hazretleri o zata diyor ki Said Mirza'yı göstererek bunun için bir Fatiha oku diyor. Tabii uyandığı zaman bu rüyanın etkisinde çok kalıyor Said Mirza. Fakat rüyada da sordu. Çok nurlu bir zat, heybetli bir zat. Yani gönlü adeta ona aktı. Ahmet Yesevi Hazretlerine sordu efendim bu zat kimdir diye. Dedi ki bu Ubeydullah-ı Ahrar'dır dedi. Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri. Uyandığı zaman tabii duymamış sordu.
Dedi ki Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri kim? Nerededir? Nerede ikamet eder? Dediler efendim Taşkent'te böyle bir zat var. Hemen gidelim dedi. Gittiler, onu görmek istiyorlar. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de yola çıkmış, onu bekliyor. Onu görür görmez atından atladı. İşte rüyamda gördüğüm aziz budur dedi. Elini öptü, duasını istedi. Biraz sohbet ettiler. O atmosferle, o cezbeyle, efendim bir Fatiha okur musunuz bize? Bu sefer Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurdu ki, Fatiha bir kere okunur dedi. Yani onun gördüğü rüyaya da böylece işaret etmiş oldu. Ve tabii hakikaten çok sevdiği, gittiği, geldiği sohbetlerine iştirak etti. Semerkand'ı almaya karar verdiği zaman tekrar geldi. Dedi efendim böyle böyle bir niyetimiz var. Ne buyurursunuz? Dedi ki niyetiniz ne? Niyetiniz Allah içinse o zaman dua ederiz. Zaten Mirza Abdullah bozuk adam. Yani koskoca Hacı Ubeydullah Ahrar geldi. Kendi gelmedi, beyni gönderiyor. O da diyor ki biz öyle bizim Mirza'mız herkesle de görüşmez filan demişti hatırlıyorsan. Evet. Dolayısıyla eğer niyetiniz Allah içinse dedi biz de dua ederiz dedi. Evet efendim onun için tamam dedi. Fakat dedi onunla karşılaştığınız zaman iki ordu karşılaştığı zaman dedi bir müddet bekleyin. Önce o taarruz etsin. Ne zaman sizin ardınızdan dedi bir karga sürüsü düşman tarafına doğru uçmaya başlayınca siz o zaman taarruz edin. İnşallah dedi efendim Allah'ın yardımı, nusratı size erişecek. Ayrıldı oradan ve tekrar tabii ordu hazırlandı, geldi. İki ordu böylece karşılaştı. Mirza Abdullah'ın ordusu ile Ebu Said'in ordusu. Tabii bekliyor çünkü Hacı Ubeydullah Hazretleri ne buyurdu? Önce o saldırsın buyurdu ya, önce o taarruz etsin. Hakikaten Mirza Abdullah önce taarruz etti ve ordunun sol kanadını tamamen çökertti. Yani bu bayağı bir hezimet neredeyse. Bir taraf tamamen çöküyor. Şimdi oradan gelenleri de bu sefer ne yapacak? Hem buradan gelenler hem o kanattan gelenleri karşılaması lazım. Yine hazırlık yapıyor Mirza Abdullah'ın ordusu. Tekrar saldıracak, taarruz edecek. Yani bayağı bir zor durumda kaldı Said Mirza. O anda baktılar arkadan efendim bir karga sürüsü, kalabalık bir karga sürüsü gelip o Mirza Abdullah'ın ordusunun tarafına doğru gidince yani işte Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin sözü de çıkınca, kerameti de tutunca ona bir kuvve-i maneviye geldi. Ha demek ki yani Allah bize yardım edecek, bu muzafferiyet nasip olacak diye. Yani bu kuvve-i maneviyeyle de öyle bir saldırdılar. Hakikaten neticede efendim Mirza Abdullah'ın ordusunu darmadağın ettiler. Mirza Abdullah'ı öldürdüler ve böylece orayı ele geçirdiler. Tabii Hacı Ubeydullah Hazretleri'ni de Semerkand'a davet etti. Yani burası dedi sizin dualarınızla biz fethettik. Yani sizi de davet ediyoruz buyurun gelin diye tabii davet ulaşınca Hacı Ubeydullah Hazretleri de davete icabet etti ve Semerkand'a teşrif etti. Semerkand'a geldi. Bu arada tabii Mirza Abdullah öldürüldü ya, onun akrabalarından tabii Mirza Babür büyük bir ordu topladı ve onun intikamını almak için Semerkand'a doğru gelmeye hazırlık yapıyor. Şimdi tabii bu haber gelince Ebu Said'in yakınları eyvah dediler. Şimdi dediler onu da öldürürler, intikam alacak, hemen onu Türkistan'a kaçıralım. Hazırlıklar yaptılar, şey yapacaklar, edecekler ama Ubeydullah Ahrar Hazretleri engel oldu. Sakın dedi. Müsaade etmedi. Gitmeyeceksin dedi. Ve onlara dedi ki ben dedi bu meseleyi burada halledeceğime kefilim. Ben kefil oluyorum. Siz gönlünüzü hoş tutun dedi. Babür'ü durdurmak bizim vazifemizdir. Tabii Ebu Said Mirza Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin sözüne çok itimat ettiği için ikna oldu ve gitmemeye karar verdi. Ama tabii yakınları da ısrar ediyorlar. Diyorlar ya bu Hacı ne yapıyor? Hacı Ubeydullah toptan hepimizi helak edecek. Yok dedi. Ona güvenin. Ne yaparsanız yapın ben dedi buradan gitmiyorum. Hani oradan Türkistan'a kaçıracaklar. Orada korumak daha evet. Kolay olacak. Çünkü Semerkand'ı fethetti ama orada ona göre ordusu var. Velhasıl gitmediler ama tabii Hacı Ubeydullah Hazretleri onlara tabii emir buyurdu. Orada kalenin zayıf ve yıkık yerlerini muhkem hale getirin ve dedi bekleyin dedi. Ve tabii Said Babür, Mirza Babür'ün ordusu geliyor. Önden tabii öncü bir kuvvet gönderdi. Yani bir yoklayacak. Öncü kuvvet biraz az ama tabii hakikaten önemli silahşörlerden oluşuyor. Fakat tabii Said Mirza'nın ordusu o gelen öncüyü perişan etti. Gelir gelmez tabii yani adeta gömdü yani.
Bu biraz tabii Babür Mirza'yı etkiledi. Ha, dur bakalım şimdi. Bir de haber geldi. Dediler ki Ebu Said Mirza'yı sen tamam onu öldürmeden galip olamazsın. Onu da kaleler iç kalede çok emniyetli bir koruma altında. Madem öyle bir plan bir strateji yapalım. Şehrin dışında ordusunu konaklattı. Direkt saldırmadı yani. Velhasıl epey bir zaman geçti böyle. Bir kıtlık oldu, bir yokluk oldu. Yiyecek sıkıntısı çekmeye başladılar. Tabii Mirza Babür adamlarını gönderiyor yiyecek alsınlar getirsinler diye. Bu sefer oranın halkı da o askerleri yakaladığını buluyor, cezalandırıyor. Giden gelmiyor yani. Bu sefer ne oldu şimdi? Asker kırılmaya başladı. Yani cesaret edemiyor ki saldırsın. Şu ilk sıcağı sıcağına yapsaydı belki belki de muvaffak olacak, muzaffer olacaktı. Ama biraz bekleyince o soğuma, o gevşeme, bir de efendim açlık, bir de susuzluk, bir de hastalık. Ordu kırılmaya başladı. Yani Babür Mirza efendim Ebu Said'in ordusuna değil, açlığa ve hastalığa ordusu adeta yenilmiş oldu. Anlaşma yapmaya mecbur kaldı. Heyetini gönderdi, anlaşma yaptı. Bu anlaşmada da Hacı Ubeydullah Hazretleri de o heyetin başında bulundu. Evet, Hacı Ubeydullah Hazretleri'nin böyle bir tasarrufu var demek ki. Bu tabii ona verilmiş. Allah ona lütfetmiş. Hatta kendisi buyuruyor ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bize öyle bir tasarruf verdi ki eğer diyor, eğer ben murad etsem ilahlık davasında bulunan Çin padişahına diyor bir mektup yazsam etki altına alırım da diyor sultanlığı bırakır koşarak gelir kapımıza gelir diyor. Dolayısıyla ama ne diyor biliyor musun? Bununla beraber biz Allah-u Teala'nın takdirini bekleriz. Bu makamda edepli olmak lazımdır diyor. Yani öyle bir makamda ama bu makamda edepli olmak lazım. Bu makamın edebi de nedir? Kulun kendi iradesini bırakıp Rabbinin iradesine teslim olmasıdır. Evet. Hani Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nde böyle bir sözü var. Alaaddin Attar Hazretleri'nde sözü var. Biz istesek bütün insanları bir anda efendim hidayetine vesile oluruz. Belki de velayet mertebesini de çıkartırız ama Allah'ın muradının hilafını murad etmeyiz. Peki evet. Allah istese bunu yapar mı? Haşa ne demek? Her istediğini yapar. Ama niye yapmıyor? Demek ki Mevla'nın başka bir muradı var. Onun için bu makamın edebi nedir? Mevla'nın muradını murad etmek, onun hilafını murad etmemek demek ki. Yine bununla alakalı bir mesele daha anlatalım inşallah toparlayalım biraz. Vakti aşıyoruz herhalde ama bu da önemli bizimle alakalı İstanbul'un fethiyle alakalı bir mesele de. Çünkü evet. İstanbul'un fethine katılan asker yani Letüftehannel Konstantiniye felenni'mel emiru emiruha ve lenni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul elbette muhakkak fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker buyurdu ya. İşte o asker ne diyor? İstanbul'un fethinde İstanbul surları üzerinde Ubeydullah-ı Ahrar'ı gördük. Cübbesinin yenlerinden asker boşaltıyordu diyor. İşte nasıl oluyor, nasıl cereyan ediyor bu mesele? İşte bunu Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin torunu anlatıyor. Hacı Muhammed Kasım. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin torunu. Diyor ki bir keresinde Ubeydullah Ahrar Hazretleri dedesi aniden atını istedi. Bir beyaz atı vardı, onu getirdiler. Hep beraber tabii çıktık. Ama bir yere kadar geldik, dedi ki artık siz geri dönün dedi. Bir kısmı geri döndü. Ama işlerinden efendim müritlerinden bir tanesi yakınlarından tabii ileri gelenlerinden ihvanın Molla Şeyh diye bir zat. Ben diyor geri dönmedim neden başına bir şey gelmesin. Çünkü Deşt Abbas diye bir sahra var o sahraya çıktı. Hani başına bir şey gelirse baktım diyor takip ediyorum atını kah sağa kah sola sürüyor ileri gidiyor. Efendim bazen bir şeyler söylüyor bazen gözden kayboluyor bazen. Ortaya çıkıyor, birden kayboldu, bir daha da göremedim diyor. Neyse çok zaman sonra diyor geldi, merak ettik. Kimse de cesaret edemiyor. Birisi yakınlarından biri cesaret etti, sordu. Efendim dedi yani durum nedir? Neredeydiniz? Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurdu ki, Türk Sultanı dedi kafirlerle harp ediyordu. Teveccüh edip bizden yardım istedi. Biz de ona yardıma gittik. Hamdolsun düşman mağlup oldu. O da muzaffer oldu dedi. Yani Sultan Fatih zamanın gavsından ne yapıyor? İmdat istiyor. Manevi olarak
efendim gönül irtibatıyla bakın bir imdad istiyor. Evet. Dolayısıyla Hacı Muhammed Kasım yani Ubeydullah Arar Hazretleri'nin torunu bu meseleyi anlattıktan naklettikten sonra şöyle devam ediyor. Babam diyor Hacı Abdülhadi yani onun babası ne oluyor? Hacı Ubeydullah Hazretleri'nin evladı oluyor bu sefer. Babam diyor Hacı Abdülhadi sonradan Rum diyarına gitti diyor. Diyarı Rum. Neresi? Türkiye. Türkiye. İstanbul'a buraya geliyor. Ve orada diyor Sultan Fatih Muhammed Han'ın oğlu Sultan Beyazıt'la görüştü diyor. Ve bu meseleyi ona anlattı diyor. İşte bu görüşmeyi diyor babam bana şöyle anlattı. Ben diyor bunu Sultan Beyazıt'a anlattım. Çünkü babası efendim kayboldu gözden geldi. Türk Sultanına yardım ettim dedi ya. Ha işte o da oraya sefer yapınca oralara gidince Sultan Fatih'in oğlu Sultan Beyazıt'la görüşüyor. Ve diyor ki ona bu meseleyi anlatıyor yani. Anlatınca o da dedi ki senin babanın dedi siması şöyle miydi? Elbisesi böyle miydi? Atı böyle miydi? Evet anlattığın şekil, şemal, at aynı babamın siması ve babamın atı. Ben öyle deyince duygulandı tabii. Tekrar belki sarıldı. Tekrar belki efendim hoş geldin dedi. Dedi ki babam Sultan Fatih bana dedi anlattı ki. Şöyle anlattı. İstanbul'un fethinde harbin en şiddetli anı. Muhasara ediyorsun. Günlerdir 50 küsür gün olmuş. Daha fetih müyesser olmamış. Bazı sadrazamlar diyor ki askeri perişan ediyorsun. Bir ihtiyarın sözüne kandın diyor. Akşemseddin Hazretleri evet. Buyurmuştu ya. O da kime güvendi? Efendim Şeyh'i Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne. Çünkü daha çocukken evde fetih süresi okunuyor. Efendim okunurken orada Hacı Bayram Veli Hazretleri var. Alimler var, veliler var. İkinci Murat, Sultan Muradüsani, Sultan Fatih'in babası. Fetih süresi okununca akla İstanbul'un fethi geliyor. Dedi ki efendim Hacı Bayram Veli Hazretleri ne diyor? Efendi Hazretleri diyor İstanbul'un fethi bu fakire nasip olacak mı? O da gözünü yumdu mübarek bir müddet. Dedi ki İstanbul'un fethi şu köseyle dedi şu beşikteki bebeğe, yavruya nasip olacak. Daha o zamandan keramet gösteriyor. Dolayısıyla işte hem şeyhine güveniyor Akşemseddin Hazretleri hem de bir takım manevi işaretlere bakarak yani oranın fatihi Sultan Fatih olacak. Sen devam et kimseyi dinleme diyor. Ama şimdi durum sıkıntılı. Harbin en şiddetli anı. Günlerdir muhasara var. Fetih nasip olmamış. İşte diyor o anda babası yani Sultan Fatih bana anlattı diyor. Oğlu anlatıyor. En şey anında diyor Ubeydullah Ahrar'dan yardım istedim. Ondan himmet istedim. O anda şu simada, şu elbisede şöyle bir ata binmiş bir zat geldi. Ve geldi ki ey sultan korkma dedi. Efendim korkmayayım da düşman çok fazla. Deyince cübbesinin yenini bana gösterdi. Bak buradan dedi. Baktım diyor koskoca bir sahra ve asker dolu diyor. İşte bu askerle sana yardıma geldim. Şimdi çık tepeye emir ver. 3 defa kös vursunlar ve topluca hücum edin diyor. Biiznillah zafer müyesser olacak diyor. Dediğini yaptım diyor. Müthiş bir hücum başladı diyor. Hacı'yı diyor zaman zaman gördüm atın üstünde ileri giderken geri gelirken kah o tarafa kah bu tarafa ama fetihten sonra göremedim diyor. Demek ki diyor o senin baban öyle mi diyor. Yani bunları şimdi konuşan kim? Hacı Ubeydullah Hazretleri'nin oğluyla Sultan Fatih Hazretleri'nin oğlu. Dolayısıyla böyle bir hadise yaşanmış. Ubeydullah Ahrar Hazretleri can padişahlarına böyle tesir eden Allah'ın kendisine lütfu ikramı olan öyle bir şahsiyet. İstanbul'un fethinde de demek ki böyle bir rol oynadığı kitaplarda zikrediliyor. Evet. Ubeydullah Ahrar Hazretleri tabii. Yani onunla alakalı anlatacak çok şey var. Ama vaktimiz de hep sınırlı belki dedik ya açtık ama şu sözünü de söyleyeyim ve inşallah toparlamış olayım. Çünkü diyor ki yani ehli sünnet itikadının önemine dikkat çekiyor ve ne buyuruyor? Bütün halleri, bütün buluşları bize verseler fakat ehli sünnet vel cemaatten eğer diyor efendim itikadını kalbimize yerleştirmeseler İtikadımızda bir sıkıntı olsa Allah muhafaza o zaman halimiz harap, istikbalimiz karanlık olur diyor. Ama eğer bütün perişanlıkları verseler
Lakin kalbimiz ehli sünnet itikadıyla süsleseler hiç üzülmem diyor. Yani bütün dünya nimetlerinden, servetlerden, mallardan, mülklerden, huzurdan, ferahtan, şundan, bundan, hepsinden önemli ehli sünnet itikadı üzere olabilmek. Eğer ehli sünnet itikadıysan hiçbir sıkıntıyı önemseme, hiçbir derdi kederi kafana takma. Allah sana böyle bir itikad demek nasip etmiş. Rabbim ehli sünnet itikadından bizleri ayırmasın. Amin. Bu itikadla yaşayıp bu itikadla ruh teslimi Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Evet tabii Ubeydullah Ahrar Hazretleri artık ömrünün son demleri hastalandı. Hastalığı da 89 gün sürdüğü rivayet edilir. Kendisi buyuruyor ki şöyle diyor. Bazı büyükler diyor yaşadığı seneyle hasta yattığı efendim gün sayısı arasındaki uygunluğu şu hadis-i şerife yorarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir günlük hastalık yani bir günlük humma veya veba neyse bir senenin kefaretidir buyurmuş ya. Büyükler de buraya bakarak ne kadar sene yaşadın? 89. Ne kadar hasta yattın? 89 gün. Dolayısıyla bir gün bir seneye kefaret olunca bütün efendim ömrüne sadece o hastalık bile demek ki evet. Kefaret oldu anlaşılmış oluyor. Yani hastalık olabilir, dert olabilir. İşte ne yapmak lazım? İmanı görüyor musun? Yani İslam'ı görüyor musun? Nasıl bir efendim mükafat? Yani ayağın taşa takılsa Allah'tan bilirsen kar ediyorsun. Öyle bir efendim din ki bu, iman öyle bir şey ki üzülsen de kardasın. Yani üzülsen demeyelim de başına sıkıntı da gelse kardasın, sevinç de gelse kardasın. Ayağın takılır, Allah'tan dersin, sabredersin, kazanırsın. Bir mükafat verir Mevla, şükredersin, gene kazanırsın. Dolayısıyla hastalık mı verdi Mevla? Senin bak ne yapıyor? Bir senelik günahlarına demek ki kefaret oluyor. Büyükler onu buraya yorduklarında böylece beyan etmiş oluyor. İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin tabii hastalığı bir hayli şiddetlendi. Akşam namazını ima ile ancak kılabildiği söyleniyor. Çünkü hakikaten hastalığı ağırlaşmış. Yatsı vakti girdiği sırada tabii çok detaylara girmek olmasın diye zamanın mirzası da bütün mahiyetiyle beraber geliyor. Onu ziyaret ediyor. Son akşam namazları civarında geliyor ve onu da en son görmek nasip oluyor vefat etmeden. Ama yatsı vakti girdiği sıralarda artık son nefeslerini veriyor Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Hacı Muhammed Yahya şöyle anlatıyor. Diyor ki Hacı Ubeydullah Kaddesallahu sırrahu son nefeslerini vereceği zaman odada birkaç tane bize kandil yaktırdı. Oda diyor bir hayli ışıltılı pırıltılı bir hale geldi. Ama bu sırada baktı ki Hace'nin iki kaşı arasında efendim şimşek gibi bir nur çıktı. Öyle parladı ki o efendim kandillerin ziyası sönük kaldı. Baktı ki ruhunu teslim etmiş diyor. Rabbim ruhunu şad eylesin. Amin inşallah. Kabrini pür nur, makamını cennet, amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Rabbim bu zatların yolundan, izinden bizi ayırmasın. Onların kalplerimize olan sevgilerini daha da ziyade eylesin. Mahşerde de haşreyleyip cennette de o zatlara bizleri komşu eylesin. Amin. Amin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ ağzınıza sağlık. Tabii ki kısıtlı sürelerde böylesine önemli zatları, böylesine önemli isimleri anlatmak gerçekten çok zor. Size bir kez daha izleyeceğimiz adına da teşekkür ediyoruz. Bize şimdi şöyle de oluyor kısaltalım filan vakit geçiyor diye. Yani hangisini kısaltalım, hangisini atlayalım, nereyi bırakalım böyle de bir zorluk yaşıyoruz. Bu konuda da anlatamadığımız yerler konusunda o büyük zatların ruhaniyetinden de özür diliyoruz. İnşallah niyetlerimiz halis olur. Bu niyetlerimize i̇nşallah. Göre de inşallah onların feyizleri, bereketleri üzerimize daim olur. İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz. Altın silsilenin altın halkalarını Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile tanımaya devam ediyoruz. İnşallah bir sonraki bölümde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Hâzihi silsiletü'z-zehebi kaddesallahu teâlâ esrârahum ve emeddenallahu bi şefaatihim. Amin. سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولانا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مولانا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه
مولانا قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم مولانا جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنهما مولانا أبو يزيد البسطامي قدس سره مولانا أبو الحسن الخرقاني قدس سره مولانا أبو علي الفارمدي قدس سره مولانا يوسف الهمداني قدس سره مولانا عبد الخالق الغجدواني قدس سره مولانا عارف الريوكري قدس سره مولانا محمود الإنجيل فغنوي قدس سره مولانا خواج علي الراميتني قدس سره مولانا محمد باب السماسي قدس سره مولانا خواج أمير كلل قدس سره مولانا وسيدنا إمام الطريقة الخواج محمد بهاء الدين شاه نقشبند البخاري قدس سره مولانا علاء الدين العطار قدس سره مولانا يعقوب الشرخ الحصاري قدس سره مولانا عبيد الله الأحرار السمرقندي قدس سره مولانا محمد الزاهد قدس سره مولانا درويش محمد قدس سره مولانا خواجك السمرقندي قدس سره مولانا محمد الباقي قدس سره مولانا أحمد الفاروق السرهندي المعروف بالإمام الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره مولانا محمد المعصوم السرهندي قدس سره مولانا سيف الدين أبو البركات أحمد قدس سره مولانا محمد البداوني سيد نور قدس سره مولانا حبيب الله جان جانان المظهر قدس سره مولانا عبد الله الدهلوي قدس سره مولانا محمد خالد ضياء الدين قدس سره مولانا عبد الله المجاور في بلد الله قدس سره مولانا محمد مصطفى عصمة غريب الله قدس سره مولانا خليل نور الله الزغروي قدس سره مولانا علي رضا البزاز قدس سره مولانا علي حيدر الأخصخوي قدس سره حضرة مولانا الشيخ محمود النقشبندي المجدد الخالدي قدس سره